Ulusal Kanal'dan mutlu günler. Saatler 12.30'u gösteriyor. Yaklaşık 2,5 saat, saat 15'e kadar sürecek olan programımız gün ortası başlıyor. Sayın seyirciler, terör örgütü Afrin kuzeyinde ağır darbe aldı. Geniş bir hat Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından birleştirildi. Kara birlikleri Bursa'ya Darmuk ve Bülbüldağ eteklerinde ilerlerken Türk savaş uçakları terör mevzilerini bir bir vuruyor. Zeytin Dalı Harekatı'nın 14. gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 823 oldu. Sınır hattında konuşlu fırtına obüsleri ve tanklarla PKK-PYD'ye ait mevziler vuruldu. Afrin'de terör örgütünün mevzilendiği Hakim Tepelerse Türk jetleri tarafından bombalandı. Türk ordusu zırhlı birliklerle kara harekatını sürdürürken Zeytin Dalı Harekatı'nın 14. gününe girildi. Genelkurmay Başkanlığı harekatın başından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısını ise 823 olarak güncelledi. Daha önce uçaklarla teröristlere bildirilerle teslim ol çağrısı yapan Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin halkına ise birlik mesajları gönderdi. Türkiye sınırındaki Afrin'de yaşayan ve terör örgütü PKK-PYD tarafından canlı kalkan olarak kullanılan sivillerin telefonlarına kısa mesaj gönderildi. Türkçe, Arapça ve Kürtçe olarak gönderilen o mesajda Bismillahirrahmanirrahim. Teröristlerin evlatlarınızı kullanmalarına, sizi, hanenizi ve geleceğinizi çiğnemelerine izin vermeyin. Teröristlere dur demenin zamanı geldi. Teröristlere karşı hep birlikte olalım. Teröristlerden uzak durun. Afrin, Afrinlilerindir. Allah'ın izniyle Afrin'de barış, sağlık, huzur, güven ve bereket dolu günlere ifadeleri kullanıldı. Afrin'deki PKK-PYD mevzilerinden kilise roketli saldırı düzenlendi. Roketlerin atıldığı bölgeye ise Türk ordusu misliyle karşılık veriyor. Suriye sınırındaki muhabirimiz Ekrem Demir gelişmeleri yakından takip ediyor. Şimdi roketlerin düştüğü kilise kent merkezine döneceğiz. Ayrıntıları Ekrem Demir'den alacağız. Ekrem, sendeyiz. Merhabalar Umut, iyi yayınlar diliyoruz. Şu anda kilisin merkezinde Islahiye Caddesi üzerindeyiz. Bugün saat 11 gibi kilise Afrin bölgesinden atılan 3 roket isabet etti. Bir roket tam bulunduğumuz bölgede arkamızda çalışma yapılan yere düştü. Burada yaya geçidi olarak karşıya geçmekte olan bir insana, bir yurttaşımıza isabet eden roket yurttaşımızın ağır yaralanmasına sebep oldu ve asfaltı da delerek yaklaşık 1 metre asfalta gömüldü roket. Patlamadı. İkinci roket buraya yaklaşık 500 metre mesafedeki bir okulun yanına düştü. Orada da yaklaşık 3-4 civarında bir yaralı olduğu ifade ediliyor. Ama bu esas ağır yaralı olarak da buradaki yurttaşımızın yaralı olduğu bilgisine ulaştık. Üçüncü roket şehir dışında bir bölgeye isabet etti. Şehir dışında eski cezaevi olarak kullanılan bir bölgede boş alana düşen roketten herhangi bir yaralanmaya sebep olmadı. Şu anda aydınlık muhabiri Turan Salcı ile birlikteyiz. Bu son günlerde PKK-PYD niye bu roketlere başvuruyor? Bu konuyu kısaca değerlendirelim istiyoruz. Merhabalar Turan. Merhaba. PKK-PYD niye bu roketlere başvurmaya başladı son günlerde? Artarak devam ediyor. Evet, öncelikle yaralımıza acil şifalar diliyoruz. Şu an hastanede olduğunu öğrendik. Umarım en kısa sürede iyileşir ve ayağa kalkar. İlk önce bu savaşın bir adını koymak lazım. Bugün kilisin bağrına düşen arkamızda gördüğünüz bomba Amerika'nın PKK'ya verdiği bombadır. Bu savaşın adı Türkiye-Amerika Savaşı'dır. Başka bir şey açıklamaz. Çünkü 4900 tırın içinden çıkan bombalar bugün kilise Hatay'a isabet ediyor. PKK artık alçakça saldırılarla, tabii o köşeye sıkışan PKK, Bursa'ya dağında, Darmık dağında, Raco'da, Cinderes'te köşeye sıkışan PKK alçakça saldırılarla halkı hedef alıyor. Biz yaklaşık bir haftadır burada gözlemlerde bulunuyoruz. Hem Kilis'teyiz, hem Hatay'dayız, hem sınır köylerindeyiz. Bakın buradaki halkın aslında hepsi cepheye gitmeye hazır bir Mehmetçik gibi. Hiçbir saldırı buradaki halkı yıldırmıyor. Aslında daha da güçlendiriyor. Gün boyu vatandaşlarla konuşuyoruz.
O sınır köylerini ziyaret ettik. Sınırdaki vatandaşlarımızla konuştuk. Birebir savaşın içindeler aslında, cephedeler. Yıllarca PKK'dan çekmişler. Onların da dediği aynı şey, biz Mehmetçiğimizin arkasındayız. Yeter ki bu terör örgütü PKK temizlensin. Ya artık bu saldırılardan halk tabii korkuyor. Çünkü her an günde en az 3-5 saldırı oluyor. Ama halkta en ufak bir geri adım yok. Bunu belirtelim bölgeden. Şu anda yoğun ses var. O yüzden kısa keseyim. Daha sonra değerlendirmenizi aktarırız. Teşekkürler. Rica ederim. Saat 11 gibi gerçekleşen roket saldırısından sonra sınırda konuşlu fırtına obüsleri tarafından roketlerin atıldığı bölge top atışına tutuldu. Ve son durum şu an itibariyle kiliste hayat normale döndü. Burada trafiğe kapanmıştı yol. Trafiği açmak üzere çalışmalar devam ediyor diyelim ve sözü yeniden Umut Tezerer size bırakalım. Ekrem Demir'e ve konuğu Turan Salcı'ya teşekkür ediyoruz. Turan da altını çok net çizdi. Amerika'nın verdiği o tırlarla ifade edilen silahlar, o bombalar şimdi PKK-PYD tarafından Türkiye'ye atılıyor. Kilise düşüyor, Reyhanlı'ya düşüyor. Sivil halkı hedef alıyor. İyice köşeye sıkışan PKK-PYD terör örgütü ve arkasındaki Amerika çok net ortada. Şunun altını çizmekte fayda var. Dün de Sayın Karataş'la, Sayın Emekli Tümgenel Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Karataş'la yaptığımız söyleşide de, röportajda da altını çizmişti Beyazıt Karataş. Vatandaş, yurttaş yılmıyor. Yerini, yurdunu terk etmiyor. Bu çok öğretici, çok önemli. Bu duruş bile Türk askerinin arkasında olduğunu çok net ifade ediyor. Yurttaşın, Türk halkının, Türk milletinin özellikle bölgede savaşla daha yakın temas halinde olan, işte zaman zaman kafasına roketler, bombalar düşen kilis halkı, bölge halkı, Reyhanlı keza böyle, kimse yerini yurdunu terk etmiyor, yılmıyor. Gerekirse biz de cepheye gideriz diyor. Bu yanıyla önemli. Evet, 3 roket düştü. Bu sabah saatlerinde saat 11'e doğru ilki patlamadı, ikincisi bir okulun yanına isabet etti. Burada yaralı yurttaşlarımızın olduğunun altını çizelim, belirtelim. Yine üçüncü bir roketin şehir dışına, eski cezaevi bölgesi olarak ifade edilen bir boş alana düştüğü belirtiliyor. Ekrem Demir ve Turan Salcı aktardı Kilis kent merkezinden. Haberlerle devam edelim. PYD PKK'nın Afrin'den kilise roket saldırısına ilişkin Pentagon'dan kınama mesajı geldi. Pentagon sözcüsü, PKK'nın Türkiye'ye yönelik saldırılarını elbette kınıyoruz ve bu tehdidin etkisini azaltmak için Türkiye ile çalışıyoruz dedi. Öte yandan PKK'nın çatı örgütlerinden Membiç Askeri Konseyi, Amerika'ya güveniyoruz dedi. PYD-PKK'nın Afrin'den kilise roket saldırısına ilişkin Amerikan Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenzie, saldırıya ilişkin Türkiye'ye yönelik her saldırıyı kınıyoruz dedi. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dana White da, bu spesifik saldırıyla ilgili bilgim yok ancak PKK'nın Türkiye'ye yönelik saldırılarını elbette kınıyoruz dedi. White bu tehdidin etkisini azaltmak için Türkiye ile çalışıyoruz şeklinde konuştu. Öte yandan Amerikan New York Times gazetesi Membiç'te bulunan PKK çizgisindeki güçlerin Amerika'ya güveniyoruz dediğini yazdı. PKK bağlantılı sözde Membiç Askeri Konseyi'nden Amerikalılar buraya çok gelir, onlara güvenebileceğimizi biliyoruz, bize söz verdiler açıklaması geldi. New York Times haberinde eğer Türkiye Membiç'teki Kürt güçlerine ve müttefiklerine yönelik operasyon başlatırsa ve Amerika da buna yanıt verirse NATO üzerinde oluşacak baskı son derece ciddi olacak ifadeleri yer aldı. Sayın seyirciler, Türk Tabipleri Birliği'ne ikinci bir operasyon yapıldı. 13 kişi daha gözaltına alındı. Bu isimler arasında HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'ın danışmanı Songül Ağ da bulunuyor. Türk Tabipleri Birliği soruşturmasında 13 kişiye daha gözaltı kararı verildi. Ekipler Türk Tabipleri Birliği'nin Zeytindalı Harekatı'na ilişkin yayımladığı bildiriye destek veren sosyal medya hesaplarını takibe aldı. Bildiri lehine paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 13 kişi gözaltına alındı. Bu isimler arasında HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'ın danışmanı Songül Ağ da bulunuyor. 13 şüpheli için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerinde arama yapılan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Daha önce Türk Tabipleri Birliği Başkanı Profesör Doktor Raşit Türkel'in de aralarında bulunduğu 11 yönetici gözaltına alınmıştı.
İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinden bir PKK'lı daha eksildi. Diyarbakır'da kaçmaya çalışan 4 PKK'lı jandarmanın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Teröristler arasında mavi listedeki PKK'lı Murat Üçer de bulunuyor. PKK'nın sözde Ahmet sorumlusuydu. Birçok saldırının planlayıcısıydı. Yanındaki teröristlerle kaçmak isterken etkisiz hale getirildi. Jandarma ekipleri Diyarbakır'da başarılı bir operasyona daha imza attı. Bir vatandaşın ihbarı üzerine arananlar listesinde mavi kategoride bulunan terörist Eylül Kodatlı Murat Üçer'i yakalamak için operasyon başlatıldı. PKK'lının Çalıkbükü mezrasında bulunduğu tespit edildi. PKK'lı Üçer ve beraberindeki 3 PKK'lı terörist bindikleri araçla kaçmayı denedi. Dur ihtarını da dikkate almayan ve aralarında mavi listedeki terörist de bölge sorumlusu Veli Taşkıran'ın da olduğu 4 terörist öldürüldü. Bugün gerçekleştirilen başarı milletiyle bütünleşmiş devletin her alandaki etkinliğinin çok açık bir kanıtıdır. PKK'lı Üçer birçok kanlı eylemin arkasındaki isimdi. Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safi Türk'ün de katiliydi. Yine birçok karakola, polis ve askeri araca yapılan saldırılarda rol almıştı. Bu benzeri olayların hepsinin birincil derecede asli faili olduğu tespit edilmiş ve bilinmektedir. Bütün asker, polis, güvenlik korucusu ve sivil şehitlerimizin de ailelerine verdiğimiz sözü tutmanın rahatlığı içerisindeyiz. Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'de olduğu gibi Irak'ın kuzeyinde de terör hedeflerini vurmaya devam ediyor. Hakurk ve Avaşin Basyan bölgelerinde saldırı hazırlığında olan PKK'lılara hava harekatı düzenlendi. Sığınak, barınak ve silah mevzi olmak üzere 4 hedef imha edildi. Medyada askerliğin uzatıldığına dair çıkan haberlere Genelkurmay Başkanlığı'ndan yalanlama geldi. Yalan haber başlıklı açıklamada bazı basın yayın organlarında yer alan askerlik uzatıldı başlıklı habere ilişkin bilgi verildi. Türkiye Bugün güne basın organlarında çıkan askerlik uzatıldı haberleriyle başladı. Medya kuruluşlarına gelen Genelkurmay Başkanlığı antetli sahte bilgi notunda uzun dönem silah altı askerlerin askerlik süreleri 12 ay 4 dönemken 18 ay 6 dönem süresine çıkarılmış olup ikinci bir emre kadar değiştirilmeyecektir ifadesi yer aldı. Haberin duyulmasının hemen ardından Genelkurmay Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bir açıklama yayımladı. Açıklamada askerlik süresinin uzatıldığına dair yapılan haberler tamamen asılsızdır, böyle bir haber doğru değildir ifadelerine yer verildi. İlk açıklama TRT'den ve internet sitelerinden son dakika bilgisi olarak geçmişti. Sayın seyirciler, Ankara Vergi Dairesi'nde dün akşam korkutan bir patlama yaşandı. Ankara Valisi Ercan Topaca yaptığı açıklamada sabotaj ihtimali üzerinde durduklarını belirtti. Şimdi son bilgileri Ankara'daki arkadaşımız Gürkan Demir'den alacağız. Gürkan, bize neler aktaracaksın? Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'nda meydana geldi Umut Tezerer patlama ve kentin birçok noktasından duyulduğunu ifade edelim. Dün akşam saatlerinde saat 20 gibi buradaki patlama meydana geldi. Vergi Dairesi Başkanlığı'nın Kazan Dairesi'nde bu patlamanın yaşandığı ilk belirlemelerde tespit edildiğini ifade edebilir. Şu anda biz de o patlamanın yaşandığı noktadayız. Patlamanın yaşandığı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'nın ek binasında oldu bu Kazan Dairesi'ndeki patlama ve dün akşam saatlerinden itibaren o bölgede yoğun bir inceleme başlatıldı polis ekiplerince. Şu dakikalarda da brandalarla patlamanın yaşandığı noktanın ön cephesinin kapatıldığını belirtelim. Bir yanı açık, ön cepheleri kapalı. Olay yeri inceleme ekipleri incelemelerini sürdürüyorlar. Niye bu kadar çok detaylı inceleniyor? Çünkü dün akşam bu patlama meydana geldikten sonra Ankara Valisi Ercan Topaca bir açıklama yaptı. O açıklamasında sabotaj ihtimali üzerinde durduklarını ifade etti. İlk etapta Kazan Dairesi'nde bir doğalgaz patlaması meydana geldiğinin düşünüldüğünü ancak daha sonra yapılan incelemelerde bir sabotaj ihtimalinin güçlendiğini söyledi Ankara Valisi Ercan Topaca. Dün akşam bu patlama meydana geldiğinde Çukurambar semtindeki Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'nda
Hemen anında olay yerine Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler geldi ve olay yerine güvenlik şeridi çekerek çalışmalarını başlattılar. Aynı zamanda terörle mücadele şube müdürlüğü ekiplerince de binayı gören güvenlik kameraları incelemeye alındı. İfade ettiğimiz gibi sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor ve geniş çaplı incelemeler başlatıldı. Burada toplanan deliller dün akşam saatlerinden itibaren patlamadan hemen sonra başlatılan incelemeler hala devam ediyor. Toplanan deliller, belgeler anında Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü'ne götürülüyor ve orada incelemeleri yapılıyor. Patlamada bir can kaybı yaşanmadı. 3 yaralı olduğu ifade edildi. Bu yaralılar da yine Ankara Valisi Ercan Topaca kamuoyuyla paylaştı. Yaralanan iki vatandaşın cam kırıkları ve diğer malzemelerle hafif şekilde yaralandığının tespit edildiğini, bu yaralıların hastaneye intikal ettiğini ve tedavilerin yapılarak taburcu edildiklerini ifade etti Topaca. Yaralanan diğer üçüncü vatandaşın ise patlama kaynaklı olarak vatandaşın kulağında basınç oluştuğunu ama ciddi bir sıkıntı olmadığını kaydetti Vali Topaca. Topaca'ya bir terör örgütü tarafından mı yapıldı bu sabotaj ihtimali üzerinde durulurken sorusu yöneltildi. Vali Topaca ise olayın henüz yeni olduğunu, incelemelerin devam ettiğini, bu bilgiye dair bir bulguya rastlanmadığını da ifade etti. Yapılan incelemelerin ardından olayın sabotaj ihtimalinin ağırlık kazanması nedeniyle bölgede çok sayıda polis ekibi de görevlendirildi. Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'na çıkan iki yolda tutulmuş durumda. İncelemeler hali hazırda devam ediyor. Vergi Dairesi'ne çıkan yolların tutulduğunu ifade ettik. Civarda tabiri caizse kuş uçurtulmuyor Umut Tezerer. Dün akşam saatlerinde toparlayacak olursak Ankara Vergi Dairesi'nde bu patlama meydana geldi. Saat 20 sularında yaşandı ve patlamanın sesi kentin birçok noktasından duyuldu. Şu dakikalarda da hem Terörle Şube Müdürlüğü hem de Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce incelemeler devam ediyor. Olayın sabotaj mı yoksa hakikaten bir doğalgaz patlaması olup olmadığına ilişkin bilgiler netlik kazandıktan sonra biz de yine bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz Umut Tezerer. Gürkan Demir'e çok teşekkür ediyoruz. Gürkan, Ankara Vergi Dairesi dün akşam saatlerinde Ankara Vergi Dairesi ek binasında yaşanan patlamayı aktardı. Patlamanın yaşandığı noktadan. Evet, olay yeri inceleme ekipleri ve terörle mücadele ekiplerinin incelemeleri devam ediyor. Toplanan deliller incelemeye alınıyor Emniyet Genel Müdürlüğü'nde. 3 kişinin yaralı olduğu bilgisini paylaştı. Bu patlamada tabii özellikle Ankara Valisi'nin ifade ettiği, Ercan Topaca'nın ifade ettiği sabotaj ihtimali bu incelemeleri biraz daha derinleştirdi. Çalışmalar devam ediyor. Gürkan Demir aktardı. Haberleri aktaralım. Efendim, Ermeni soykırımı yalanını tekrar gündeme getirmeye çalışan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Türkiye'den tokat gibi yanıt geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Macron'a Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Daire kararıyla tarihe geçen Perinçek İsviçre davasını hatırlattı. Fransa bize ders veremez dedi. Çavuşoğlu Fransa'yı Afrin Harekatı'nı işgal olarak nitelendirdiği için de uyardı. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü herkesten daha fazla destekliyoruz dedi. Fransa ya da başka hiçbir ülke bize ders veremez. Türkiye'nin vatan savaşını Fransa Cumhurbaşkanı hedef alınca Dışişleri Bakanı böyle konuştu. İnsan Hakları Mahkemesi'nin de biliyorsunuz geçen sene Doğu Perinçek kararı, İsviçre'ye karşı Doğu Perinçek kararı da açık net bir şekilde vardır ve iç hukukunda üstündedir. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron önce Zeytin Dalı Harekatı'na işgal dedi. Ardından takvime Ermeni soykırımını anma gününü ekleyeceğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarda Fransa'ya Avrupa'yı dize getiren o tarihi davayı hatırlattı. İnsan Hakları Mahkemesi'nin de biliyorsunuz geçen sene Doğu Perinçek kararı, İsviçre'ye karşı Doğu Perinçek kararı da açık net bir şekilde vardır ve iç hukukunda üstündedir. Fransa'da hukuktan bahsediyorlar. Fransa Anayasa Mahkemesi'nin çok açık net kararları var. 2 defa kararı var. Eğer Fransa hukuka inanıyorsa bunları gündeme getirmemesi gerekiyor. Zaten soykırım tabiri jenerik siyasi bir tabir değildir, hukuki bir tabirdir. Ve Anayasa Mahkemesi de Fransa'nın bu konuda kararını vermiştir. 15 Ekim 2015'te Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Daire Perinçek İsviçre davasında nihai kararını açıklamış, Vatan Partisi lideri tüm dünyaya Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır diye haykırmıştı.
Perinçek İsviçre davası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla bir zafer olarak tarihe geçmişti. Düşünceyi açıklama özgürlüğü farklı hatta aykırı görüşlere özgürlüktür. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ifade özgürlüğünü güvence altına alan kararıyla nefret söylemini de mahkum etmiş olacaktır. Afrin'le ilgili de Fransa'nın Türkiye'ye ders veremeyeceğinin altını çizdi Çavuşoğlu. Biz Fransa değiliz gidip Cezayir'i işgal eden. Bu bir işgal değildir. Suriye topraklarının sınır bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü biz herkesten daha fazla, daha güçlü bir şekilde destekliyoruz. Bu operasyonun amacı da oradaki Arap, Türkmen, Kürt yani Suriyeli kardeşlerimize yönelik değildir. Suriye'nin topraklarını teröristlerden temizlemeye yöneliktir. Aynı şekilde bize yönelik bir tehdidi yok etmeye yöneliktir. Soçi zirvesiyle ilgili de konuştu Dışişleri Bakanı. Sonuç bildirgesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Suriye konusu zaten kolay bir konu değil. Birçok zorluklar var. 7 seneyi aşkın süredir sorun devam ediyor. Ama esas sonuç önemli. Sonuç bildirgesi önemli. Bana göre sonuç çok başarılı. Neden? Sonuç bildirgesinde biz Türkiye olarak yani garantör ülkelerden birisi olarak istediklerimizi buraya koyduk. Burada alınan kararla Soçi'de Cenevre'ye entegre edilmiştir. Anayasa Komisyonu için 150 isim belirledik. 3 garantör ülke 50'şer isim verdi. Biz de muhalefet adına isimleri verdik. Ve Demustra bu 150 kişi içinden Anayasa Komisyonu oluşturacak ve Anayasa Komisyonu Cenevre'de toplanacak. Bence Soçi zirvesi her anlamda başarılı bir zirve oldu. Başlangıçta bazı sorunlar ya da aksaklıklar olsa da başarılı bir zirve oldu. Evet, gerçekten sözde Ermeni soykırımı yalanına tekrar sarılan Fransa'ya, Batı'ya tokat gibi bir yanıt veriyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu tokatı atmasında en büyük dayanağı da tarihe geçen Perinçek İsviçre davası, Doğu Perinçek'in Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Daire kararıyla tarihe geçen bu dava. Şunu şimdiden duyuralım. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sözde Ermeni soykırımıyla ilgili açıklamalarını değerlendiren bir basın toplantısı düzenleyecek. Biz de canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz. Şimdiden duyurmuş olalım. Sayın seyirciler, Amerika'nın Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya verdiği desteğe Türkiye'den sonra en kuvvetli itiraz İran'dan geldi. İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti Fırat'ın doğusuna dikkat çekti. Amerika Fırat'ın doğusundan ya çıkacak ya da biz çıkaracağız dedi. İran devletinin en etkili isimlerinden biri olan Ali Ekber Velayeti sert konuştu. Ya onlar çıkacak ya da biz çıkaracağız dedi. İşgalci Amerika'nın PKK'yı silahlandırdığı Suriye'nin kuzey kesimiyle ilgili yaptı bu değerlendirmeyi Ali Ekber Velayeti. Biz PKK-PYD'yi kovalıyor muyuz? Kovalıyoruz. Hemen Fırat'ın doğusundan, Türkiye sınırından derhal girelim ve oraları imha edelim. Ülkenin dini lideri Ali Hamaney'in başdanışmanı Meşet'teki Filistinlilere destek etkinliğinde konuştu. Dünyanın kalbi Orta Doğu'da atar ve bütün ülkeler bu bölgede etki sahibi olmayı arzu eder diyen velayeti, İsrail bayrağı Irak-Kürdistan bölgesindeki referandum sırasında dalgalanırken biz nasıl sessiz kalabilirdik dedi. Velayeti bölgede ülkeleri Libya, Suriye, Irak ve Yemen'deki gelişmelerin Amerika'nın Büyük Orta Doğu projesi sonucunda oluştuğuna dikkat çekti. Washington bölge devletlerini yıkmak için parçalamanın yollarını arıyor diyen velayeti Suriye'deki gelişmelerin de bu komplonun bir parçası olduğunu belirtti. Suriye'deki diğer terör yuvalarını da birer birer dağıtacağız. Ali Ekber velayeti Amerika'nın Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin doğusunda PKK'yı eğittiği askeri üslerle ilgili çok sert konuştu. Amerika, Suriye'yi parçalamada başarılı olamayacak ifadelerini kullanan velayeti, ya onlar Fırat Nehri'nin doğusunu terk edecek ya da biz onları oradan çıkartacağız diye konuştu.
Amerika'dan gelen Membiç'ten çekilmeyeceğiz açıklamaları Türkiye'nin kararlılığını engelleyemedi. Güvenlik kaynakları Ankara'nın şartlar ne olursa olsun Membiç'e operasyon yapacağını belirtti. Washington'ın oyalama taktiği izlediğini belirten kaynaklar Amerika'nın mecburi olarak geri çekileceğini vurguladı. Amerika PKK-PYD'den desteğini çekmese de Ankara'nın Membiç kararlılığı sürüyor. Suriye'deki diğer terör yuvalarını da birer birer dağıtacağız. Afrin harekatının ardından Türk ordusunun yeni hedefi Membiç'i PKK-PYD'den temizlemek. Amerika ise Membiç'ten askerlerini çekmeme konusunda ısrarcı. Son açıklama Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı Joseph Votel'den geldi. Votel PKK-PYD'nin çatı örgütü SDG'yi desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Amerikalı general bir süre önce de Membiç'ten askerlerini çekmeyeceklerini açıklamıştı. Right. Washington'dan gelen açıklamalara karşı ise Ankara'nın kararlılığı sürüyor. Ulusal kanala konuşan güvenlik kaynakları şartlar ne olursa olsun Membiç'e yönelik operasyonun yapılacağını vurguluyor. İşte Mehmetçik bugün Afrin'de, yarın Membiç'te, öbür gün Fırat'ın doğusunda. Amerika'nın açıklamalarıyla Türkiye'yi oyalamak istediğine dikkat çeken kaynaklar Amerikalı askerlerin geri çekilmek zorunda kalacağını vurguladı. Membiç'in gerçek sahipleri kimdir? Ağırlıklı %85 civarında 90 Araplar. Güvenlik kaynakları Amerika'nın Türkiye'yi Membiç'te nasıl oyaladığını da anlattı. Ankara'nın PKK Membiç'ten çekilmedi görüşüne karşı Washington'la onun üzerinde toplantı yapıldı. Toplantılarda Membiç'i izleme komitesi oluşturuldu. Türk heyetler Amerika'nın çizdiği güzergahta Membiç'in içinde gözlem yaptı. Güvenlik kaynaklarına göre Amerika'nın hedefi Türkiye'yi oyalamaktı. Kaynaklar oyalama taktiğine Ankara'nın operasyonel karşılık vereceğini belirtti. Buraya diyoruz ki biz Araplar yerleşsin. Amerika'nın Membiç'te 50-60 kadar askeri olduğunu belirten kaynaklar Rusya'nın bu noktada Türkiye'ye karşı bir tavır almayacağını da ifade etti. Elbap bittikten sonra Membiç'e doğru gideceğiz. Elleri tetikte 7 gün 24 saat vatan mücadelesi veren Mehmetçiğin sırtı pek karnı tok. Mehmetçik cephede milletinin kalbinin kendileriyle birlikte çarptığını, duaların hep onlarla olduğunu biliyor. Türk milleti teröristlerin üzerine korkusuzca yürüyen askerine, Mehmetçik de aziz milletine minnettar. Muharebe ortamında desteğinizi esirgemediğiniz için teşekkür ederiz. Desteğinizi her zaman arkamızda bekliyoruz. Bütün annelerimizin ellerinden öperiz. Var olun. Gider Afrin'in dolanır canım oy. Bizde bu asker var iken canım oy. Dağlar duman olur, çayır çimen olur. Kimi elleriyle sarma sardı, atkı bere ördü. Hainler pusu kurmuş ama bizim askerlerimiz hepsini halleder. Kimi emekli maaşıyla üşümesinler diye çorap alıp yolladı. Zeytin Dağı Operasyonu askerlerimize belki devletimiz daha fazla veriyor ama ben de bu maaşından kalan küçük bir hediye. Sınır hattından sevgi gösterileriyle kınalarla uğurlandı Mehmetçik. Baba birlikte gidelim dedi, askerlerin yanına gidelim. Onunla konuşarak, moral vererek ona göre biz de geldik buraya. Türk ordusu Afrin'de terör örgütüyle çarpışırken Türk milletinin sevgisi, yüreği hep onlarla. Türkiye'nin dört bir yanından gönderilenler harekatta en ön cephedeki askerlere kadar ulaştırıldı. Muharebe ortamında desteğinizi esirgemediğiniz için teşekkür ederiz. Desteğinizi her zaman arkamızda bekliyoruz. Bütün annelerimizin ellerinden öperiz. Var olun. Kolilerden çıkan notlar Mehmetçiği duygulandırdı. Doğu illerinde operasyonlara askerle birlikte katılan güvenlik korucuları Afrin operasyonu içinde hazır olduklarını söyledi. Şırnak'ta karkış demeden operasyona çıkan korucular sadece Afrin değil, devletimizin emrettiği her yere gideriz diyor. Şu anda Kelmemet eteklerindeyiz. Eksi 35 derece kar yağıyor. Terör operasyonlarında Mehmetçik'le omuz omuza operasyonlara katılıyorlar. Öncelikleri vatan.
Şırnak Kato Dağı'nda PKK'ya yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. Bölgede kar kalınlığı 1 metreyi geçiyor. Güvenlik korucuları da askerin yanında arazi arama tarama faaliyetlerine katılıyor. Askerimizin yanındayız, polislerimizin yanındayız. Güvenlik korucu olarak her zaman yanındayız. Onlar gerekirse Zeytin Dalı Harekatı'na katılmaya da hazır. Uludere 2356 güvenlik korucusuyla Afrin'e girmeye seve seve her zaman varız. Yurt içinde teröristlere geçit vermeyen korucularımız her zaman olduğu gibi yine Mehmetçik için operasyona gideriz diyor. Güvenlik korucular her yerde her zaman Kandil olsa, Afrin olsa, ZAP olsa, neresi olursa olsun her zaman hazırız. Devletimizin emrindeyiz. Mehmetçik'le birlikte teröristlerin sığınak olarak kullanabileceği mağaraları arayan güvenlik korucuları eli tetikte sürekli gözetleme yapıyor. Çanakkale Savaşı'nda vatanı için tamamı şehit olan 57. Alay'ın sancağı Afrin'deki Mehmetçik'e gönderiliyor. Balıkesirli kadınlar tarafından işlenip kiliseye gönderilen sancak, burada yapılan törenin ardından Afrin harekatına katılan birliklere gönderildi. Adına türküler yazıldı, marşlar söylendi. Türk milletinin emperyalizme karşı savaşının gururu oldu o sancak. 1915 yılında Çanakkale Anafartalar'da Yarbay Mustafa Kemal'in komuta ettiği 57. Piyade Alayı düşmana karşı amansızca mücadele ediyordu. Düşman kuvvetleri Anafartalar'a karşı hücuma kalktığında Atatürk emri verdi. Ben size taarruzu emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Gerekirse hepimiz öleceğiz. Bir alay gözünü dahi kırpmadan vatanı için şehit oldu. Geriye tek bir asker dahi kalmadı. Dünya tarihinde böyle bir kahramanlık yaşanmadı bir daha ve onlar efsane oldu. Türk ordusu bu gururu sonsuza kadar yaşatmak için 57. Piyade Alayı'na asker alımı yapmadı. İşte o şanlı sancağın bir benzerini Balıkesirli kadınlar elleriyle işledi. Yani 57. Piyade Alayı sancağı 103 yıl sonra yeniden bir vatan savaşı için yollara çıktı. Balıkesir'den yola çıkan sancak Afrin'de destan yazan askerlere ulaştırılmak üzere kilise ulaştırıldı. Düzenlenen törenle de Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'ya verildi. Büyük bir gurur yaşadıklarını söyleyen Kara, 57. Piyade Alayı sancağının öyküsünü anlattı. En çok madalya alan, en çok şehit veren alay olduğu için de şu anda bizim askeri birliklerimiz içerisinde 57. alay kurulmuyor. Türk milletinin şanlı sancağı, daha sonra Afrin'deki askerlere ulaştırılmak üzere Kilis'teki 2. Hudut Taburu Komutanlığı'na teslim edildi. Ben size taarruzu emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Gerekirse hepimiz öleceğiz. Orduya zaman kazandıracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Erdoğan, Afrin'de jandarma kızlarımız var, onlar da mücadelenin içinde dedi. Ve bugün de Afrin'de hamdolsun teröristlerden 800 tanenin işi bitti, ilahi cehenneme zümera. Gerek Mehmetçiklerimizden, gerek sivil, gerekse Özgür Suriye ordusundan 20 civarında, 25 kadar şehidimiz var. Afrin'de mücadele eden 20-25 yaşlarındaki o kahraman Mehmetlerimiz, askerlerimiz aynı anlayışla o tepelerde, o zor coğrafyada tarih yazıyorlar. Türk milleti mücadeleye başladığı zaman işte böyle başarılara imza atar. Ve orada kızlarımız da var ha. Jandarma kızlarımız var. Onlar da mücadelenin içinde. Bizim nene hatunlarımız yok muydu? Bizim şerife bacılarımız yok muydu? İşte bugün de var. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek bir basın toplantısı düzenliyor. Kameramızı bu toplantıya çeviriyoruz. Değerli basın mensuplarımız, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron,
Ermeni soykırımı konusunu gündeme getireceğini ifade etti. Bu ifade hem uluslararası hukuka hem Fransız hukukuna, mahkeme kararlarına, özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına ve Fransız Anayasa Konseyi kararına aykırıdır ve yerleşmiş bulunan hukuk öğretisine de Avrupa'da ve dünyada aykırıdır. Buradan ne yazık ki ilan etmek zorundayız. Sayın Macron hukuku ayaklar altına alıp çiğnemektedir. Yani etrafında da kendisini uyaran hukuk danışmanlarının bulunmadığını görmekten de üzüntü duyuyoruz. Önce şunu belirtelim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tapu gibi 3 kararı var. Bir değil, 2 değil, tam 3 karar oldu. Üçü de Vatan Partisi yöneticilerinin mücadeleleri sonunda açtıkları davaların sonunda alınmış olan kararlardır. Birinci karar 17 Aralık 2013 tarihli Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ikinci daire kararı. Bu Perinçek İsviçre davası kararı diye uluslararası hukuka yerleşti. İkinci karar bu sefer Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin büyük daire kararı. O da İsviçre Devleti'nin bizim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ikinci dairede kazanmamız üzerine yargılamayı başvurusu üzerine alınmış olan büyük daire kararıdır. Onun da tarihi 15 Ekim 2015. O da yetmedi. En son Ali Mercan, Ethem Kayalı ve Hasan Kemahlı ile İsviçre Devleti arasındaki davada da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizi haklı buldu ve tarihi kararlar aldı. Şimdi o kararların özetini biraz sonra anlatacağım. Fakat onun ötesinde bu kararlardan sonra İsviçre Federal Mahkemesi 25 Ağustos 2016 tarihinde Doğu Perinçek hakkında Lozan Sulh Ceza Mahkemesi'nin aldığı kararı iptal etti. En yüksek mahkeme, federal mahkeme ve kendi geçmişte almış olduğu kararı da iptal etti. Ve İsviçre'de şimdi mecliste Ermeni soykırımını ceza kanunundan çıkartan bir önerge bulunuyor. Meclisten, komisyondan geçti, kabul edildi. Ama Macron açısından, Sayın Macron açısından daha önemli olan Fransa Anayasa Mahkemesi'nin 2012 yılında aldığı karardır. Yani kendisi Fransa'nın Cumhurbaşkanı, Fransa Anayasa Komisyonu, bu konseyi bir mahkeme değerindedir. Yani bir anayasa mahkemesi işlevi görmektedir Anayasa Konseyi. Bu Anayasa Konseyi 2012 yılında aldığı kararla düşünce suçu oluşturmayacağını ve Ermeni soykırımının inkarının reddedilmesinin suç oluşturmayacağını karara bağladı. Fransa Milli Meclisi de bu konuda 3 Aralık 2015 tarihinde yine bir karar aldı ve Ermeni soykırımını kabul etme yönündeki o zamanki Cumhurbaşkanlığı Hollanda'nın talimatıyla verilen önergeyi komisyona geri yolladı. Ve komisyona yollarken de Fransa Devlet Bakanı Le Guen, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Perinçek İsviçre davasına gönderme yaptı ve bu karardan sonra artık Ermeni soykırımı konusunda bir düzenleme yapılamayacağını, çünkü Ermeni soykırımının bir mahkeme kararına bağlanmadığını belirtti. Danimarka Meclisi'nin de bir kararı var. 26 Ocak 2016 günü aldı. Bu meclis kararında da hükümet ve Danimarka Meclisi yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına gönderme yaparak Ermeni soykırımını tanıma yolundaki önergeyi reddetti. Ermeni soykırımı bir mahkeme kararı olmadığı için Danimarka Meclisi tarafından ve hükümeti tarafından reddedildi. Avrupa hukuk öğretisine geçiyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararından sonra Avrupa'da
hukuk fakültelerinde bu karar, doktora derslerinde, seminerlerde, insan hakları derslerinde, hukuk derslerinde, kamu hukuku derslerinde ve uluslararası ilişkiler derslerinde hem hukuk hem tarih hem siyaset bilimi fakültelerinde incelenmeye, okunmaya başlandı. Örneğin Almanya, Augsburg Üniversitesi, Frankfurt Viadrina Üniversitesi, Bonn Üniversitesi ve Almanya'nın çeşitli üniversitelerinde, İsviçre'nin üniversitelerinde, Zürich Üniversitesi gibi bu konular işlendi. Fransa'dan örnekler verelim. Champagne, Arden Üniversitesi Kamu Hukuku Profesörü Hochmann, biraz sonra bütün bu kararları toplu olarak özetleyeceğim. Yine Paris West Üniversitesi'nden Hukuk Profesörü Hervieux, Liberté pour l'Histoire Derneği'nin Başkanı Profesör Nora, yine Fransız hukukçusu Daniel Curie gibi Fransız hukukçuları yanında Kopenhag Üniversitesi'nden Forhoff, Milano Bicocca Üniversitesi'nden Vigevani, İsviçre'nin en önemli yargı uygulamalarını inceleyen dergilerde yazı yazan hukuk profesörleri Hans West ve Manon Simon, yine Zürich Üniversitesi'nden Regina Kiener gibi Avrupa'nın çok önemli hukuk profesörleri ve hukukçuları çeşitli yazılarla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Perinçek İsviçre davası kararını incelediler. Şimdi bunların hepsini toplu olarak şu maddelerde özetleyebiliriz. Hukuk doktrini Avrupa'da şu noktalarda artık birleşmiş bulunuyor. Burada tartışma yok. Birincisi, soykırım bir hukuk kavramıdır. Bunları Sayın Macron'a Avrupa üniversitelerinin hukuk dersi olarak sunuyoruz. Kendisine ayrıca bir mektupla da bildireceğim. Bir, Avrupa hukukçuları diyor ki soykırım bir hukuk kavramıdır. Bir siyaset kavramı değildir. Neden? Çünkü soykırım bir suçu tanımlıyor. O suç 1948 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nde tanımlanmış ve bir yargı kavramı, bir hukuk kavramı olduğu için de bu konuda ancak mahkemeler karar verebilir. İkinci madde bu. Üçüncü madde, mahkemelerin yetkisinde olan soykırıma hükmetme konusu hiçbir şekilde cumhurbaşkanlarının, parlamentoların, hükümetlerin, üniversite kürsülerinin, kişilerin ve belediyelerin yetkisi altında değildir. Yani Cumhurbaşkanı Macron da hiçbir şekilde Avrupa hukukuna göre soykırıma hükmedemez ve soykırımdan söz edemez. Dördüncüsü, 1915 olayları hakkında soykırım suçu işlendiğine dair bir yetkili mahkeme kararı yok. Sayın Macron'un bilgisine tekrar ediyorum. 1915 olayları konusunda, Türkiye'deki 1915 olayları konusunda herhangi bir yetkili mahkemenin kararı yok. 1948 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne göre yetkili mahkeme belirlenmiş. O mahkeme ya yerel ulusal mahkemedir, yani burada Türkiye'nin mahkemesidir. Herhangi bir Türk mahkemesi 1915 olaylarında soykırım işlendiğine dair bir karar vermiş değil. İkincisi, yetkili mahkeme Uluslararası Ceza Mahkemesi'dir. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin de 1915 olayları hakkında bir kararı yok. Bu durumda parlamentoların, cumhurbaşkanlarının, hükümetlerin, belediyelerin, üniversitelerin 1915 olaylarını soykırım diye niteleme hakları, hukukları yoktur. Bu konudaki nitelemeler tamamen geçersizdir, hukuk dışıdır. O bakımdan Macron'un bu ifadeleri de hukukun çiğnenmesinden başka bir şey değildir. Altıncı madde, yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin her üç kararı, yani 2013, 2015, 2017 ikişer sene arayla aldığı her üç kararda da şu noktanın altı çiziliyor. Deniyor ki 1915 olayları
Yahudi soykırımına, yani Holokost'a benzemiyor. Aynı sınıflama içinde değildir. Ve niçin? Bunu da mahkemeler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi H3 kararında açıklamış. Diyor ki Holokost hakkında bir yetkili mahkeme kararı var. Yani Yahudi soykırımı yapılmıştır diye bir yetkili mahkeme kararı var. Onun için bütün demin saydığım hukukçular uluslararası hukukta soykırım olarak nitelenebilecek tek eylemin, tek suçun Yahudi soykırımı suçu olduğunu belirtiyorlar. Bunun dışında soykırım diye nitelenebilecek bir suç olmadığını hepsi vurguluyor. Bu bakımdan da Macron tamamen hukuk öğretisi ve hukuk yargısı dışında bir ifadeyi kullanmış olmaktadır. 8. madde 1915 olaylarını tartışma özgürlüğü elbette var. Ama bu tartışma özgürlüğü kesinlikle mahkeme yetkisini gasp etme özgürlüğü değildir. Yani herhangi bir cumhurbaşkanı, başbakan, başka bir devlet yetkilisi kendisini mahkeme yerine koyamaz. Mahkemenin yetkisini gasp edemez ve mahkeme yetkisi dahilinde olan soykırım konusunda bir hüküm veremez. O nedenle Macron'un bu ifadeleri de ne yazık ki mahkeme yetkisinin gaspından başka bir şey değildir ve Fransız devriminin getirdiği, Amerikan devriminin getirdiği ve artık bütün dünyada kabul edilmiş olan kuvvetler ayrılığı prensibine de aykırıdır. Burada yürütmenin başında olan Macron yargının yetkilerine müdahale etmekte ve yargı yetkilerini gasp etmeye kalkışmaktadır. Macron ne yapıyor? Paslanmış bir hukuk dışı safsatayı Fransız milletinin, Fransız kamuoyunun ve dünya kamuoyunun önüne getirmeye kalkıyor. Paslanmış diyoruz. Çünkü artık biraz evvel de belirttiğimiz gibi uluslararası hukuk, uluslararası hukuk öğretisi bu bağlamda hiç kimse Ermeni soykırımı iddiasında bulunamaz. Bulunuyorsa da bunun hiçbir hukuki değeri yoktur. Gerçeklik ve tarih açısından zaten bir değeri yoktur. Bu bakımdan paslanmış bir konuyu Macron Fransız milletin önüne koymaktadır. Ama bunun siyasi nedenini biz biliyoruz. Vatan Partisi hep şunun üzerinde durdu. Ermeni soykırımı konusu 1915 yılında bir savaş propagandası olarak gündeme getirilmişti. Şimdi 20. yüzyıl ve 21. yani 20. yüzyılın sonlarında ve 21. yüzyılda yine siyasi emperyalist amaçlarla gündeme getirilmektedir. Amaç nedir? Türkiye'yi bölme planları, efendim YPG, PKK gibi terör örgütlerine karşı Türk ordusunun, Türk polisinin yaptığı uygulamaların karşısında propaganda yapmak amaç budur. Şimdi geçmişte Ermenilerin bölücü faaliyetleri, terör faaliyetlerinin desteğiyle desteklenmesi için gündeme getirilmiş olan bu konu bu kez de Kürtlük adına yapılan ama Kürtlükle ilgisi olmayan Amerika'nın, İsrail'in güdümündeki PKK'nın terör faaliyetlerini destekleme amacıyla piyasaya sürülmektedir. Bu bakımdan Macron'u herhalde Fransa'daki hukukçular, vicdan sahibi insanlar, devlet adamları da uyaracaklardır. Çünkü Fransa'nın bu birikimi vardır. Macron bu girişimiyle ne yazık ki Amerika tarafından silahlandırılan, Amerika tarafından beslenen ve İsrail devletinin açıkça desteklediği PKK terör örgütüne arka çıkma gibi bir hukuk dışı ve herhalde kendi geleceği açısından da, kendi kişiliği açısından da çok ciddi şüpheler yaratacak bir iddianın içine girmiştir. Ümit ediyoruz Macron hukuk dersi alacaktır ve kendisinin önüne bütün bu mahkeme kararları ve hukuk öğretisi konacaktır ve bu yanlış tavrından, bu terörü destekleyen, bölücü terörü destekleyen emperyalist tavrından, Amerika kuyrukçusu olan bu tavırdan vazgeçecektir. Kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.
Sorularınız varsa değerli basın mensupları buyurun. Ayrıca bir kere daha söyleyeyim. Bütün bu bilgileri daha ayrıntılı olarak ve mahkeme kararlarından ve hukuk öğretisinden alıntılarla bir mektup halinde de birkaç gün içinde Sayın Macron'a ulaştıracağım. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ çevirsek bunu abi. Aynı marka mı, aynı seri üretim mi ki bunlar da bu tür araçlarda hatalı imalatlar oluyor, olabiliyor. Bütün o seriyi etkileyebiliyor. Tabii ve bunlar geri çağrılabiliyor. Ya da otobüsü kullanan şoför bugün o çalışma şartlarına uygun muydu, o şartları taşıyor mu? Ya da çalışma şartları otobüslerdeki şoförleri nasıl? Ortada bir de ayıplı hizmet de var. Tüketiciyi ilgilendiren boyutunu söylüyorum. Burada yapılması gereken teknik konuda işte Makine Mühendisleri Odası ve diğer meslek kuruluşlarıyla birlikte çok kısa sürede bunun teknik incelemeleri yapılarak kamuoyuyla paylaşılmasını talep ediyoruz. Ve cezalar bu işin sorumluların da mutlaka cezalandırılması bu tür olayların yaşanmaması için de sürdürülebilir, izlenebilir bir hizmetin sunulması, şeffaf şekilde sunulması gerektiğini lazım. Düşünüyoruz. Evet. Yetkililer de bu konuda göreve çağırıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Katılıp katkıda bulundunuz. TÜKODER Genel Başkanı Aziz Koç aldı konuğumuz. Yine toplumu ilgilendiren bir haberle, hepimizi ilgilendiren bir haberle devam edelim. Sağlık Bakanlığı çok tartışılan hastane acil servisleriyle ilgili yeni bir çalışma başlattı. Bakanlık acil servislerdeki yoğunluğu azaltmak için yeni düzenlemeler içeren bir genelge yayımladı. Tedavi için saatlerce bekleyen hastalar, kötü hijyen koşulları ve kalabalık acil servisler son dönemde büyük tartışma yaratan devlet hastaneleri Sağlık Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Sağlık Bakanlığı acil servislerde yaşanan hasta yoğunluğunun ve sorunların çözümü için bir genelge yayınladı. Artık acil servislerde hasta yoğunluğunun azaltılması için yeni bir düzenleme başlayacak. İnşallah daha güzel olur. Halkın beklediğine sağlık. Evet. En önemli şeyler sağlık sorunlarımız. Onun için doktorlara geliyoruz ama hep dolu ama inşallah dedikleri gibi olur, düzenlenmiş olur. Vatandaş da memnun olur. Vallahi çok dolu. Karavalık çok. Buna göre yoğun bakımlarda hasta yoğunluğunun azaltılması için ara bakım üniteleri oluşturulacak. Acillerde mesai kaydırma veya vardiya branş polikliniği uygulaması yapılacak. Kısa müşahedeler 2 saati geçmeyecek. İyi olur tabii ki. Yani branş doktorlar, branşın doktorun olması tabii ki iyi olur. Daha iyi olur tabii ki. Tabii daha iyi olur. Yeni düzenlemede alınan önlemlerden biri de klinik hastalarının tedavisiyle ilgili. Bundan böyle klinik vakaların tedavisi acillerde yapılmayacak. Hangi branşın olursa daha iyi olur tabii bence. Çünkü bilinçli gidilir, bilinçli yazılır, bilinçli takip edilir. Çok iyi olur bence. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan imzasıyla yayımlanan genelgede özellikle acil servisleri dolup taşan 63 hastaneden söz konusu düzenlemeleri daha hızlı yapması istendi. Çok iyi olur. Efendim evvelsi gün gökyüzüne bakanlar 152 yılda bir gerçekleşen doğa olayına tanık oldu. Beyaz olan ay kırmızıya büründü, kırmızıya döndü. Türkiye'den de gözlenen bu doğa olayını vatandaşlar büyük bir ilgiyle izledi. Ayın beyazlığı gitti, kızıl oldu. 152 yılda bir gerçekleşen bu doğa olayı hayranlıkla izlendi. Ayın daha büyük ve kırmızı göründüğü, süper kanlı mavi ay tutulması gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Ayın bu parlaklığını gören herkes, görsel şölenin tadını çıkartmak için sokaklara çıktı. Ayın oluşturduğu görüntüyü şaşkınlıkla izleyen vatandaşlar şöleni cep telefonlarına kaydetti. Süper kanlı mavi ay tutulması olarak adlandırılan bu gökyüzü olayı en son 31 Mart 1866 tarihinde gözlemlenmişti. Evet bu haberle veda ediyoruz efendim. Gün ortasının sonuna geldik. Haftaya pazartesi günü saat 12.30'da tekrar görüşünceye dek hoşça sağlıcakla kalınız.
Evet, gün ortası devam ediyor. Saatler 13.32'yi gösteriyor. Haberlerle devam ediyor. Sayın seyirciler, Ulusal Kanal Suriye sınırında Afrin harekatını yakından takip ediyor. Arkadaşımız Ekrem Demir önemli bir görev ifa ediyor. Bölgeden gelişmeleri an be an aktarıyor. Bu gelişmeleri aktarırken toplumsal haberleri de ekrana taşıyor. Uzun süredir vatanlarından uzak olan Suriyelilerin geri dönüşü arttı. Ekrem Demir, Kilis Öncüpınar'da vatanına dönen Suriyelilere mikrofon uzattı. Türkiye'de yaşayan Suriyeliler vatanlarına dönmeye devam ediyor. Öncüpınar sınır kapısından temelli dönüş yapanlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kilis Öncüpınar gümrük kapısından Suriye'ye kesin dönüş yapan Suriyelilerle birlikteyiz. Ve vatan diyerek kesin dönüş yapıyorlar Suriye'ye. Ulusal Kanal Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte sınır hattında yaşanan gelişmeleri yerinden izlemeye devam ediyor. Kilis'te bulunan Öncüpınar sınır kapısına giderek az ezden ülkelerine geri dönen Suriyelilerin kimi Dabık, kimi Deyrezor, kimi Kamışlı, kimi Elbaba gidiyor. Vatan gibi hiç olmaz. Muhabirimiz Ekrem Demir, Suriye'ye temelli dönüş yapanlara mikrofon uzattı. 5 senedir Türkiye'de olduğunu söyleyen öğretmen Ekrem Genco, memleketi Dabık'ta yarım bırakmak zorunda olduğu hayatına ve işine devam etmek istiyor. Çünkü vatan gibi hiç olmaz. Biz mecbur olduğu için bıraktık, yoksa bırakmaz biz. Mecbur olduğu için bıraktık bu şeyleri. Yoksa vatan gibi hiç olmaz. Orada karışık oldu. Kim kime vuruyor, kim kime şey abi, onun için bıraktık. Çünkü orada kardeş kardeşine öldürür olabiliyor falan. Bunun için bıraktık, burada geldik. Çok şükür burada geldim. Hem iş öğrendim, hem Türkçe öğrendim. Hem şey, çok şükür. Henüz 3. sınıfa giden Beşir de Deyrezor'a akrabalarının yanına gidiyor. Gideceğiz, dükkanlarımız var, çalışacağız. Vatanınıza dönüyorsun. Evet. Neresine gideceksiniz? Deyrezor. Ev hanımı Rüveyda ise Halep'e dönüyor. Halep kuvayse. Halep çok güzel. İnşallah eskisi gibi olur. Suriye'de huzurun sağlanması en önemli şey. Halep'e fabrikalar kurulmuş. Elektrik de gelmiş. Halep huzura kavuştuğu için dönüyorum. İnşallah herkes döner. Ekrem Demir'in kamerasına yansıyan Suriyeli bir vatandaşsa bölgede başıbozuk grupların varlığına dikkat çekti. Devletsizlikten bıktık. Esad ülkeyi ayakta tuttu. Devlet olsun başımızda. Ankara'da FETÖ operasyonu yapıldı. 2011 yılındaki polislikten komiserliğe geçiş sınavı soruşturmasında 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ soruşturması kapsamında 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun hedefinde 2011 yılındaki polislikten komiserliğe geçiş sınavı öncesinde sınav sorularını örgüt üyelerine dağıtanlar vardı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerden 21'i gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü sınavda FETÖ'nün yaptığı usulsüzlüklere ilişkin 2014 yılında rapor hazırlamıştı. Gittikçe kalabalıklaşıyoruz. Türkiye'nin nüfusu 81 milyona dayandı. Peki tam sayı kaç? En kalabalık ve en tenha şehirler hangileri? İşte ayrıntılar. Ben söyleyeyim mi? Söyle. 80 milyon 810 bin. Maşallah. Türkiye'nin nüfusu hakkında herkes 80 milyon diyordu. Ama bu açıklama önceden resmi değildi. Şimdi ise resmisi geldi. Türkiye'nin nüfusu 80 milyondan fazla çıktı. Türkiye nüfusu ne kadardır? 81 milyon galiba. İnin. 79. Çıkın. 80. 80 milyon 810 bin 525. 81 milyon diye ya. Ona. Türkiye'nin nüfusu ilk kez 80 milyonu aştı. En kalabalık il yine İstanbul oldu. 85. İn. 80. Çık. 82. 80 milyon 810 bin. Maşallah, subhanallah. Az bile. Az bile. Bizim ülkeler azdır. Güzel yani, Türkiye'ye göre ortalama bir nüfus. Nüfusla ilgili açıklamayı ise Türkiye İstatistik Kurumu yaptı. 81 ilden alınan verilere göre Türkiye'nin nüfusu 80 milyon 810 bin 525 kişi. 89 milyon. O ama çok çıktın ya. 81. 80 milyon 810 bin. Hmm. Bayağı fazla. 80 milyon 810 bin. 90 milyon bekliyordum ama sana birazcık daha az söylemesin. Suriyeli sayarsan
milyarları geçmiştir. Nüfus sayısına göre en kalabalık 5 il sırasıyla şöyle: İstanbul 15.029.231, Ankara 5.445.026, İzmir 4.279.677, Bursa 2.936.803, Antalya 2.364.396. Türkiye'nin nüfusu Suriyelileri de sayıyor muyuz? Herhalde 80-85 civarı olabilir. 80 milyon 815 bin o zaman. 80 milyon 850 bin diyorum ben. Arkadaş biraz daha iyi. Ben de öyle diyorum o zaman. 80 milyon 820 bin diyeyim o zaman. O zaman ben de 80 milyon 810 bin diyorum. Yok mu arttıran? Nüfusu en az olan il ise 90.154 kişinin yaşadığı Bayburt oldu. Türkiye'ye göre az. Daha çok çoğalmamız lazım. Neden? Niye? Gençleşmemiz lazım. Gençleşmemiz lazım. Nüfus gittikçe yaşlanıyor. Yardımcı doçentliğin kaldırılmasına ilişkin yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Tülin Oygür, ulusal kanala yaptığı açıklamada kararı eleştirdi. Ya dünyanın kaç yerinde acaba yardoşluk var? Bunu da bir inceleyip, ben yok başkanımıza da söyledim. Bunu da bir görelim. Ben araştırdığım yerlerde doğrusu böyle bir mekanizma pek görmüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, nedir bu yardımcı doçentlik, sürekli şikayet geliyor dedi. YÖK harekete geçti. Doktoradan sonra doçentlikten önce kabul edilen yardımcı doçentliğin kaldırılmasına ilişkin kanun teklifi AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş tarafından Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifine göre öğretim elemanları yüksek öğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinden, öğretim üyeleri ise profesör, doçent ve doktor öğretim üyesinden oluşacak. Yardımcı doçentliğin kaldırılmasıyla birlikte doçentlik başvuruları üniversiteler arası kurulca belirlenen takvime göre yılda iki kez yapılacak. Yasa değişikliği YÖK Başkanlığı'nca hazırlandı. Ancak yapılan değişikliklere göre doçentlik için yabancı dil baraj puanı düşürüldü, sözlü ve uygulamalı sınav kaldırıldı. Bu da akıllara yüksek öğretim kalitesinin aşağıya çekildiği fikrini getiriyor. Peki doçent olmak için zorunlu bir kademe olmayan yardımcı doçentlik neden bu kadar rahatsızlık yarattı? Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Eğitim Bürosu Başkanı Profesör Doktor Tülin Oygür ulusal kanala açıkladı. Yakın çevresinde ona ulaşanlar muhtemelen yardımcı doçentlikle ilgili şikayette bulundular. Oygür, yardımcı doçentlikteki 12 yıllık kadro sınırlamasına dikkat çekti. Bu 12 yıl meselesi rahatsız etti muhtemelen birçok yardımcı doçente. Çünkü yardımcı doçent kadrosunda kala kalan arkadaşlarımız var. Yani her ne kadar 12 yıl üst sınırı var diyorsak da, hadi dediler bunu kaldıralım, yerine işte doktor öğretim görevlisi diye bir şey getirelim. Profesör Doktor Tülin Oygür, YÖK'ün yardımcı doçentliğin kaldırılması ile ilgili öne sürdüğü gerekçeleri de eleştirdi. YÖK'ün getirdiği gerekçeler gerçeğin dışındadır. Hiçbir zaman doçentliğe başvuru için yardımcı doçent kadrosunda olma şartı yoktur. Sanki böyle bir şart vardı, işte biz de bunu kaldırdık mealinde bir açıklama yapmış YÖK. Tamamen gerçeğin dışındadır. Oygür, dil barajı puanının düşürülmesine de tepki gösterdi. Üniversitelerin atması gereken adımı söyledi. Üniversiteler bütün güçleriyle, maddi güçleriyle hatta bünyelerindeki akademisyenlerin, doçent adaylarının yabancı dil açıklarını gidermek zorundadır. Üniversite bunu yapmak zorundadır. Doçentlik dil sınavını düşüremez. İstanbul Üsküdar'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği halk otobüsü önce kaldırıma çıktı, ardından durakta bekleyen yolcuların üzerinden geçti. Kazada 3 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Kaza anı otobüs ve güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. İstanbul Üsküdar'da akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. Kontrolden çıkan halk otobüsü yolcuların bulunduğu durağa daldı. Olay saat 10 sularında yaşandı. Üsküdar'da Ataşehir Kadıköy seferini yapan bir halk otobüsü önce İETT otobüsüne çarptı, sonra da durağa daldı. Otobüs ve güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen kazanın yaşandığı Doktor Eyüp Aksoy Caddesi adeta savaş alanına döndü.
Durakta o sırada çok sayıda yolcu bekliyordu. Kaza sonucunda ikisi kadın, 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Görgü tanıkları kazanın halk otobüsünün önündeki İETT otobüsünü geçmek isterken yaşandığını anlattı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Polis kaza yerini araç ve yaya trafiğine kapattı. Belediye ekipleri de temizlik çalışması yaptı. İstanbul Halk Otobüsleri Şirketi'nden kazaya dair yapılan açıklamada otobüsün beyninin kilitlendiği, şoförün bu nedenle aracı durduramadığı belirtildi. Evet, bu kazaya ilişkin bir gelişme, bir son dakika gelişmesi diyebiliriz. Öğle saatlerinde netleşti. Dün işte 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası mahkemeye sevk edilmişti. Özel halk otobüsü sürücüsü Selim Karakaya. Selim Karakaya tutuklandı. Evet, dün Haydarpaşa Numune Hastanesi Araştırma Hastanesi'nin arkasındaki Doktor Eyüp Aksoy Caddesi üzerinde bulunan otobüs durağına dalarak 3 kişinin ölümüne neden olan özel halk otobüsü şoförü Selim Karakaya tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen Karakaya, nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadesinin ardından taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Sürücü Selim Karakaya çıkarıldığı mahkeme tarafından da tutuklandı. Son gelişme bu kazaya ilişkin böyleydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 4-5 Şubat'ta Vatikan'a giderek Papa François ile görüşecek. Ziyaret 59 yıl sonra bir ilk olacak. Erdoğan Vatikan'a gidiyor. Cumhurbaşkanlığı basın merkezinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan 4-5 Şubat tarihlerinde yapacağı resmi ziyarette Papa Francis ile görüşecek. Erdoğan daha sonra Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Parolin'i kabul edecek. Görüşmelerde Türkiye-Vatikan ilişkileri, Kudüs'le ilgili gelişmeler, bölgesel sorunlar, Suriye'de yaşayan insanlık trajedisi, terör, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı ile mücadele gibi konular ele alınacak. Erdoğan 59 yıl sonra Vatikan'a gidecek ilk Cumhurbaşkanı olacak. Erdoğan ziyareti sırasında Roma'da İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ile de bir araya gelecek. İngiltere Başbakanı Theresa May, Çin ziyaretinin ikinci gününde Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. Her iki ülkede ilişkilerde altın çağ vurgusu yapılan görüşmede karşılıklı işbirliğinin artması hedefini ortaya koydu. İngiltere Başbakanı Theresa May, Çin ziyaretinin ikinci gününde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le bir araya geldi. Pekin'deki Diatao Devlet Konuk Evi'nde yapılan toplantıya İngiltere Başbakanı May 50 kişilik heyetle katıldı. Theresa May, iki ülkenin ticari ilişkilerini genişletmek amacı taşıdıklarını söyledi. İngiltere ve Çin ilişkilerinde iki ülkenin altın bir çağa girdiğini söyledi. May, Çin'le kurduğumuz global stratejik işbirliğini geliştirmek istiyoruz diye konuştu. Xi Jinping de İngiltere ve Çin, Birleşmiş Milletler, G20 ve Dünya Ticaret Örgütü gibi çok taraflı kuruluşlardaki küresel zorlukları çözmek için işbirliğini geliştirmelidir dedi. İki ülke ticaretten sağlığa, akıllı şehirden finansa bir dizi anlaşmaya imza attı. Ziyaretin ilk gününde kültürel değişim programı kapsamında öğrenci ve öğretmen değişimiyle burs programlarını kapsayan toplam 550 milyon sterlin değerindeki anlaşmalar ele alınmıştı. Verimli topraklara sahip Trakya termik santral tehdidiyle karşı karşıya. Çerkezköy halkı bölgeye yapılmak istenen santrale tepkili. Bakanlıktan bilgilendirme için Çerkezköy'e giden yetkililer protesto edilince toplantı yapılamadı. Bu eşsiz bucaksız verimli alanlar yok edilmek isteniyor. Kömürlü santral arazileri çorak topraklara çevirecek. Trakya halkı Çerkezköy'e yapılmak istenen kömür santraline karşı, birçok sebepleri var.
Bölgedeki toprak sağlığına, su sağlığına çok ciddi olumsuz etkileri olacaktır. Bunun dışında hava kirliliği konusunda da bu bölge insanlarına ekstradan ölümler getirecektir. Çevre Bakanlığı yetkilileri halkı bilgilendirmek için toplantı yaptı. Ancak vatandaşların birçoğu yer yok gerekçesiyle salona alınmadı. Bu kadar insan girmek istiyor içeri. Güvenlik güçleriyle vatandaşlar arasında kısa süreli gerginlik çıktı. Salonun içinde de protestolar vardı. Yaşanan gerginlik nedeniyle bakanlık yetkilileri toplantıyı yapamadı. Vatandaşlarımızın büyük hassasiyetleriyle beraber termik santral yapılmasına karşı oldukları bugün ortaya koydular. Toprağın, suyun kirlenmemesi için Trakya halkı santral istemiyor. Bugün Trakya'mız var olan sanayi ve ergene kirliliğe yeteri kadar kirlilikle boğuşurken, ölümlerle boğuşurken, kanserle boğuşurken bir de yeniden yapılacak termik santrallerle burası Trakya'nın yaşanmaz bir alana dönüşümünü sağlayacaktır. Trakya temiz enerjiyi hak ediyor. İnsanlar burada doğal çevrelerinde sağlıklı yaşam hakkına sahip çıkmaya devam edecekler. Bursa Aroma Fabrikası'nda çalışan 19 emekçi kış günü işten çıkarıldı. Tekgıda İş Sendikası'na üye işçiler haklarını yargıda arayacak. 9 gibi evimize noter aracılığıyla gelen kağıtla akdimizin feshedildiğini öğrendik. Şu an hepimiz aç susuz bekliyoruz. Evlerine gönderilen bir mektupla işten çıkarıldıklarını öğrendiler. Hepsi şaşkın. Kimi 20 yıldır aynı fabrikada çalışıyordu, kimi emeklilik için gün sayıyordu. Ben 49 yaşındayım. Bu yaştan sonra nerede iş bulabilirim? 21 ay kalmış benim emekliliğime. Yani bana bu yapılan haksızlık değil de nedir? Bursa'da aroma fabrikasında 19 işçi kış günü işsiz kaldı. Ki hiçbir şey söylenmeden direkt ben çalıştığımız halde eve mektup gönderiyor. Çoluk çocuğumuzu beni mektup göndererek huzursuz etmenin anlamı ne? Günahımız ne? Hep mücadele ettik. 12 saat, 16 saat çalıştık. Yani uykumuzdan olduk. Çoluk çocuğumuzu göremedik. Yani niye fabrikamız kazansın hep? Kazansın bize bir şeyler versin. 17 Ağustos'ta toplu sözleşmede anlaşamayınca greve çıkmışlardı. Kazandıkları haklarını alamadan işten çıkarıldılar. İlk zamlarımızı almadan, toplu sözleşme sonrasında kazandığımız hakları almadan işten çıkışımız verildi. Tek Gıda İş Sendikası'nda örgütlü olan emekçiler sendikalı oldukları için işverenin bu yola başvurduğunu düşünüyor. Fabrikanın amacının ya da yönetimin amacının sendikayı tamamen işlevsiz hale getirmek olduğunu, taşeronlaştırmak olduğunu tahmin ediyoruz. İşverenin niyetinin, işveren temsilcilerin niyetinin art niyetli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü buralar eksik elemanla çalışmasına rağmen, fazla mesaiyle çalışmasına rağmen bizi işten çıkardılar. Fabrikadaki bölümleri taşerona vereceğini söyleyen arama patronu ilk olarak ambar bölümünü Amerikalı Ceva Lojistik adlı şirkete verdi. İşten çıkarmaların süreceği iddia edildi. Arkadaşlarla hep birlikte tek yürek her türlü mücadelemizi yürütmek konusunda kesinlikle kararlıyız. Efendim dün de anons etmiştik, sosyal medyada da paylaştık. Gün ortasına bugün konuğumuz TÜKODER Genel Başkanı, aynı zamanda Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Aziz Koçal. Sayın Koçal stüdyomuzda, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, teşekkür ediyoruz. Şimdi Avrasya Tüneli'ne zam geldi, sonra dün hemen biz hatta bu sosyal medyada sizin konuk olduğunuzu paylaştığımız dakikalarda Ulaştırma Bakanı'ndan bir açıklama geldi. Bir indirim, hani tırnak içi bir indirimden bahsedildi. Ama şu çok net, yani iki kıtayı bağlayan en büyük zam diyebiliriz. Bugün bir gazete böyle manşet atmış. Tabii bu fiyatları konuşacağız. Bu zam, bu fiyatlar normal mi değil mi? Sonra geçiş garantisiyle yapılan bir hizmet bu. Bu garanti edilen araçlar geçmeyince de bunun yükü tabiri caizse yine tüketicinin her birimizin sırtına biniyor. Yani tünelden geçseniz de geçmeseniz de İstanbul'da yaşamasanız dahi değil mi? Evet. Kayseri'deki bir yurttaşımız da bu tünelden geçiş parasını bir şekilde ödemek zorunda kalıyor. Nedir tablo? Bu geçiş üstünlüğüyle yani ortaya konan sistem ne tür sıkıntılar yaratıyor tüketici için? Şimdi bilindiği üzere bu köprüler ve Avrasya Tüneli yap işlet devlet modeliyle yapılan bir sistem.
ve 25 yıllık bir süre içerisinde yapan firma burayı işletiyor. Yani bunu bir sözleşme yapılıyor. Şimdi bu sözleşmeler dolar kuru üzerinden yapılıyor. Yani geçiş garantileri veriliyor. Hı-hı. Geçiş ücretleri dolar üzerinden belirleniyor. Hatta önceki gün Avrasya Tüneli'nin işleten şirketin yetkilisi yapılan sözleşme gereği diyor 4 dolar üzerinden tabii aradaki farkları da koyarak Amerika'daki enflasyon oranı da dikkate alınır diyor. Yani bu çok tüketiciler açısından ve ülkemiz açısından sıkıntılı bir sözleşme. Bu yapılırken neye göre yapıldı anlamış değiliz. Hı hı. Ya Türkiye'de yaşıyoruz. TL üzerinden bütün işlemler yapılıyor ama işlet devret modelinde yapacak olan şirketle dolar üzerinden bir sözleşme yapıyorsunuz. Ve Amerika'daki enflasyon oranını da baz alarak artışları yapıyorsunuz. Dolayısıyla bu dikkate alındığında tabii biraz sonra gündeme getireceğimiz geçiş ücretleri de dikkate alıyoruz. Şimdi bir sözleşme yapılıyor. Devlet bir garanti vermiş. İşte yıl içerisinde bir geçiş garantisi vermiş. Tabii ondan önce şeye bakmak lazım. Anayasanın 5. maddesinde hüküm altına alınmış. Yani sosyal devlet ilkeleri. Sosyal devlet ilkeleri neyi getiriyor? İşte bu ilke vatandaşın sorunlarını çözme. Ondan yana tutum sergileme. Yani ulaşım bir sosyal hizmettir. Ve belki Avrupa'da olduğu gibi çok cüzi bir ücret alınabilir. Ama değildir, değil mi? Yani burada evet yani bir kamu hizmeti olarak görülmeli. Ticari bir faaliyet olarak görülmemeli. Ama biz Avrasya ve diğer köprülerdeki uygulamaya baktığımızda ulaşım bir sosyal hizmetten çıkarılmış bir ticari amaç ve ticari kar güden bir hizmet alanına dönüşmüş. Yani burayı işletecek olan 25 yıl işletecek olan şirket buradan bir ticari rant elde edecekti. Bu rantı elbette ki ticaret mantığına göre oradaki ücretler belirlenecek. Nitekim de öyle belirlenmiş. Yani geçiş garantisi de ona göre verilmiş. Hı hı. Fiyatları da ona göre belirleniyor. Yine tüketicilerin bir başka hakkı var ki Türkiye de bunun altına imza attı. Evrensel tüketici haklarımız var bizim. Hı hı. Yani Birleşmiş Milletler'in karar altına alındı ve Türkiye'nin imza attı. Bunlardan bir tanesi tüketicilerin temel ihtiyaçlarının karşılanma hakkı. Ulaşım da bunların içerisinden bir tanesi. Değil mi? Barınma gibi, ısınma yani barınma, gibi, ısınma, eğitim gibi, aydınlanma, sağlık gibi, içecek, hı-hı, su bulma vesaire, haberleşme. Bunlar bir tüketicinin temel ihtiyacıdır. Yani yaşamak için ihtiyaç. Şimdi aracınız var. Hasbelkader işte bir devlet memurusunuz, kısmışsınız giderlerinizden bir araç almışsınız. Karşıya yani İstanbul'un bir yakasından bir yakasına ücretsiz geçiş hakkınız yok. Yani ne denizden, ne karayolundan, ne havayolundan. Ve bir bedel var. Ve bu bedel sürekli artan rakamlarla tüketicinin cebinden geçiyor. Ve bu geçiş garantileri, hı hı, tüketicilerin sırtında bir kambur. Bakın aynı geçiş garantisi diğer iki köprüde de söz konusu. Evet, onu diyecektim. Yani evet, köprülerde de manzara aynı. Yani Yalova'da köprüde, 3. köprüde aynı sıkıntı var. Ve üstelik çift taraflı geçiş. Yani Avrasya'dan Avrupa'ya buradan yani Avrupa yakasından Avrasya'ya karşıya geçerken diyelim geçiş ücreti ödüyorsunuz. Geri dönüşte yine aynı yolu güzergah kullanacaksanız ikinci bir ücret daha ödüyorsunuz. Yine 3. köprüde de aynı sistem geçerli. Tabii geçiş sayısı tutulmadığı söyleniyor. Tabii ayrı bir tartışma konusu belki ama. Geçen araç sayısı tutulmuyor öyle mi? Yani şey tutmuyor. Verilen garantiyi tutmuyor. Onun için aradaki fark var. Aha. 123 milyon tabii, TL deniyor. Evet. Avrasya için. Gireceğim oraya. Şimdi bu geçiş az olduğuna göre acaba bu bir ihtiyaç mıydı diye de tartışmak lazım. Yani 3. köprüde işte çevre tahribatı, doğa tahribatı, şehrin doğal yapısını bozan bir takım şeyler yapıldı. Bu günlerde gündeme geldi ve tartışıldı. Bu tartışmalar bitmiş değil bence. Bir halen devam ediyor. Evet, işte. Yani nüfus devamlı artıyor, tecrübesi artıyor. Gerçekte bu bir ihtiyaç mıydı? O ayrı bir tartışma konusu. Ama eğer ihtiyaçtan yapıldıysa, ki öyle söyleniyor, o zaman bu geçiş garantisi neden verildi? Neye göre verildi? Bakın 10 milyon araç geçmemiş. Geçmemiş. Yani garanti tutmamış.
Bunu şirketin yetkilileri söylüyor, basına da yansıdı. Baktığımızda 123 milyondan fazla 154 milyon, ben buraya gelirken yaptığım bir hesaba göre, şirketin yetkililerinin açıklamasına göre 154 milyon devletin kasasından, tüketicilerin ödediği vergilerden 123'ten de fazla. Fazla aslında, böyle basına 123 yansıdı ama aradaki şirket fark nereden doğuyor? Şirket yetkilileri diyor ki 9 milyon 600 bin araç geçmedi. Yani verilen garantiyi doldurmadı. Eksik. 9 milyon 600 bin aracı, en düşük geçiş ücreti 16.60 olduğuna göre 2017'de çarptığınız zaman 104 milyon buluyorsun zaten. Yani rakam hesaplama gayet açık. Değil, 123 olarak da bakarsak çok ciddi bir rakam. Yani bu tüketicilerin yoksulluk sınırında, açlık sınırında asgari ücretle çalışan vatandaşlarımızın dan kesilen vergilerden para aktarılacak buraya. Dolayısıyla tüketiciyi ilgilendiren boyutu da bu zaten. Tabii tabii. Bir de yani aracı alan, hani dişinden tırnağından arttırmış çalışan, belki borcu harca girip hani aracı var, karşıya geçemediniz. İstanbul'da yaşaması, aracı olmasına da gerek yok. Bu geçiş garantisiyle, doğru mu? Kayseri'de, Hakkari'de, ki, Trabzon'da yaşayan, İstanbul'a belki hiç gelmeyen, yani gelse de köprüden geçmeyecek olan yurttaşı bile bir mali sorumluluk altında, yükümlülük altında bırakıyor. Ondan da çıkıyor para, doğru mu? Çok doğru. Şimdi şunu anlarım, hani işte 16-60 lira geçiyorsan öde. Hani biz deriz ya işte tüketimden gelen gücümüzü kullanalım, protesto edelim, almayalım bir ürünü. Hı hı. Eğer tüketiciye zararlıysa. Güzel. Burada neyi protesto edeceksin? Sen de yani tüketimden gelen gücümü kullanıp da ben Avrasya'yı kullanmıyorum, hem pahalı hem de niye o parayı oraya ödüyorum dedin, kullanmadın. Ama geçiş garantisi var. Tutmuyorsa senin verginden gene alınacak. Geçenden iki türlü alınıyor. Hem geçerken ödüyor hem de aradaki farkı kendinden kesilen vergiden ödemek zorunda kalıyor. Şimdi burada tabii esas olan, dediğim gibi, konuya bir sosyal devlet ilkesiyle vatandaşlara yaklaşılmamış, bir kar amacı güdülerek yaklaşılmış. Benzer durum, yani bu geçiş garantileri gerçekten tüketicilerin sırtında. Ya bir 25 yıllık bir sözleşme imzalıyorsunuz. Eğer 25 yıl içerisinde bu garantiyi yakalayamasan, her 25 yıl boyunca biz bunu vergilerimizden ödemek zorundayız. Şimdi düşünün, her yıl işte verilen şirket yetkilerinin verdiği rakamlara göre deniyor ki 2019'da garanti dolacak. Hı hı. Peki madem rakamlar ona göre hesaplandı da neden ben garantiyi veriyorum? Şirket yap işlet devretse, bir ticari amaçla buraya yapıyor, o zaman işletsin. Ama garantiyi niye veriyorum bir devlet olarak? Yani evet, ticaretin kendi kuralları içerisinde de çok böyle tabii hakkaniyetli, değil mi? Özellikle hani kamu açısından karlı bir şey değil, sistem değil. Değil, kamu açısından değil. Hiç yani değil. Kamu yönetimi açısından da değil, vatandaşlarımız açısından da değil. Diğer tarafa baktığınızda şirket yetkilileri diyor ki işte garantiden sonra, yani o süreç garanti dolduktan sonra elde edilen karın %30'unu devlete veriyoruz. Yani geçiş ücretinin %30'u da devlete vergi olarak aktaracak şirket. Burada da bizim ağzımıza bir kaçık bal veriyorlar. Bal yani. Evet. Geçmedi ne oldu? 25 yıl benim vergimden çalacaksın. Pardon, çalma kelimesini geri alalım. 25 yıl boyu benim vergimden sana geçiş garantisi adı altında para ödenecek. Dolayısıyla bu sistem aslında, bakın, benzer şehir hastanelerinde benzer durum onu var. Onu diyeceğim. Yap işlet devret birçok sektörde, birçok alanda kullanılıyor. Şehir hastaneleri dediniz. Daha bugün yine bir yol açılışında Sayın Başbakan konuştu. Hatta işte erken yapar, teslim ederse daha fazla işletecek, o da kar edecek ama sonra bize kalacak dedi. Hangi sektörlerde nasıl kullanılıyor? Hepsinde de var mı bu geçiş garantisi gibi garantiler? Şimdi bu son dönemlerde özellikle gelişen bir sistem. İşte Avrasya Tüneli'yle, iki köprüyle ve artı şehir hastanelerinde. Bakın, şehir hastanelerinde de %70 doluluk oranı garantisi veriyor devlet. Burayı işletecek şirketi. Yani insanlar hasta olacak bir şekilde diyor. Yani bir devlet düşünür, hasta olması üzerine bir politik oluşturuyorsunuz. Hasta olmaması üzerine oluşturacak. Değil mi? Sağlığı tamamen esasken ticarileştiriyor. Yani paran kadar sağlık, paran kadar hizmet alırsın. Bakın, çok kısa geçeyim oraya değinmişken. Hı-hı. Bu ayrı bir uzun bir tartışma konusu. Belki ileriki programlarınızda bunu da konuşuruz. Tabii tabii. Bir şehir hastanesi düşünün. Doluluk oranını yakalayabilmesi için %70'i, işte Mersin'de örneği yaşandı. Şehir içerisinde bulunan diğer devlet hastaneleri ve kadın doğum gibi hastaneleri kapatıyorlar.
Mersin'de şehir merkezinde bulunan devlet hastanesi kapandı. Kapattılar, kadın doğumu kapattılar. Şehrin dışında 5'ten sonra ulaşım güçlüğü olan bir yere şehir hastanesi açıldı ve oraya hastaneler yönlendiriliyor. Bu bir çok bariz bir örnek. İkincisi, tüm oradaki işletilecek, parasal değer getirecek valet hizmetine varana kadar orayı işleten şirket oradan faydalanacak. Bir başkası oraya giremiyor. Dolayısıyla yine Avrupa'da bilimsel yapılan araştırmalara göre 300'den az yataklı, 600'den fazla yataklı hastanelerde verim alınamıyor. Bu bilimsel bir gerçek. Ama Türkiye'de biz şunu iddia ediyoruz. Ne kadar fazla yatak varsa o kadar fazla verim alacağız. Herkes her şeyi oraya toplayacak. Yani bilimin, aklın, bilimin ötesinde bir şey uygulamaya gidiyoruz. Bilim bunu söylüyor çünkü, ama biz bilimin dışında yapıyoruz. Ve artık bu uygulama Amerika Birleşik Krallığı, pardon, İngiltere Birleşik Krallıkları'nda denendi. Hiçbir faydası ve verimi görülmedi ve Türkiye'ye ihraç edildi. Neyse, bunu burada kapatalım. Ama şehir hastanelerinde de benzer. Aynı durum. Yani bu yapış et, devlet ve hasta garantisi var. Onu bir başka bir programda çok detaylı konuşmak lazım. Özellikle sağlık alanında. Evet, sağlık alanında. Çünkü tüketiciye çok ciddi yansımalar olacak ekonomik anlamda. Bunu süreç içerisinde göreceğiz uygulamalarda. Tünelden devam edersek. Devam edelim. Yine söylediği, şirket yetkililerinin söylediği. Diyor ki belirlenen baz fiyat 4 dolar artı %18 KDV. Tabii bu dolar bazındaki fiyata ABD enflasyon farkı konusu ve 2016'dan bu yana 9 yıllık farkı koyularak belirleniyor ücretler. Tünele geldiğimizde yani belirlenen ücret bu. Şimdi dün bir açıklamayla KDV'den indirim yapılacak. %8'e çekecek. %8'e çekecek. Sadece Avrasya Tüneli'nde niye vatandaş daha az para ödesin diye. Zaten Türkiye'de ödenen vergilerin büyük bir kısmı tüketicilerin sırtında dolaylı vergilerdi. Evet. KDV'si, ÖTV'si, vergisinden kesilen geliri, motorlu taşıtından tut da damga vergilerinden, harçlardan çıkın. Ya büyük bir kesimi, yani belki de %70'e yakın, şimdi rakamsal hata yapmayayım, tüketicinin sırtında zaten. Şimdi niye bu? İşte çok bariz bir örnek vereyim. Pırlanta'da KDV %0. Evet. Altında %0. Kim bunun alıcısı? Belli bir zümre. Tüketicinin dışındaki bir zümre. Tabii tabii tabii. Şimdi burada biz yoksulluk sınırında, açlık sınırında yaşam mücadelesi veren halkın sosyal devlet ilkesi dedik ya biraz önce. Halkın huzuru mu yoksa belli bir yaşam standartının üzerinde olan kesime mi hitap ediyoruz? Pırlanta'da ne kazanacağız? Sıfır olsa ne olur? Dolayısıyla sen suyu sıfır yap da ekmeği sıfır yap. Sosyal devlet olma ilkesi gereği ben de bunu anlayalım tüketici olarak. Dolayısıyla %18'den aşağı çekilmesi, 8'e indirilmesi çok şey ifade etmiyor. Zam ortadan kaldırmıyor. Kaldırmıyor. Ve köprülerde aynı şekilde yine zamlar yılbaşı itibariyle yapıldı. Otoyollarda yapıldı. Her iki köprüde, yani birinci ve ikinci köprü haricindeki diğer köprülerde çift taraflı geçiş ücretleri alınıyor. O nedenle bunun hakkaniyet ölçüsünde bir uygulama olmadığını düşünüyoruz. Bir yap işlet devlet modelinde farklı bir sistem bulunabilmeli ve burada tüketicilerin, vatandaşların lehine olan bir uygulamaya gidilmeli. Bu geçiş garantilerinden kurtulmalı. Bu yap işlet devlet, yani Özal yıllardan beri Türkiye'de uygulanan bir model. Doğru. Ama böyle değildi. Bu geçiş garantileri, hizmet garantili, kar garantili bir şey yoktu. Şimdi 25 yıl sonra diyor ki devlet 25 yıl sonra bize kalacak. Bunu ömrü ne kadar? 25 yıl sonra oraya bir o kadar daha masraf yapacaksın ki onu güçlendireceksin. Değil mi? Ama çünkü deprem bölgesinde olan bir yerdesin şu anda İstanbul'da. Güçlendirmek zorundasın. Bir soru soruyor basında şirket yetkilisine. Ya indirim, bunun fiyat geçiş ücretini düşük tutsanız da daha fazla araç geçse, böylelikle geçiş garantisi de sağlansa. Onu da yapamayız diyor. Çünkü onu biz, neden yapamıyor? Kredilendirdikleri bankalara o taahhütle bulunmuşlar. Bu kadar araç geçeceğim şu ödemeleri. O taahhütlerden dolayı, geçiş garantilerinden dolayı kredi kullanılmışlar. Onu yapma şansımız yok diyor. Artı
tünelin de bir geçiş kapasitesi varmış. O kapasitenin üstüne de çıkamıyor. E tabi aynı anda tabi bir 1000 tane araç giremez, evet, örneğin gibi. Atıyorum. Ha. Yani o nedenle indirimi de kabul etmiyorlar. Dolayısıyla yani matematik, bilim hepsi hak getire tabiri caizse. Ekonomik kurallar, kaideler ya da işte kar, hani kamu açısından da söz konusu değil. Kazanan doğru. Bir kişi var ya da bir kesim var. O da sermaye. Sermaye. Uluslararası sermaye. Uluslararası sermaye. Evet. Peki uluslararası düzlemde yani köprü ücretleri, bu fiyatın belirlenmesi, bunlar böyle mi gerçekten? Yani şimdi bakın Avrupa'da benim ailem Almanya'da yaşıyor. Zaman zaman gidiyor, onları da soruyoruz. Avrupa'da bu ücretler var ama çok cüzi bir ücret. Yani orada sosyal devlet ilkesi korunuyor. Ama Türkiye'de bu sistemle beraber bir sermaye kesimine daha fazla kazandırma sistemi var. Bakın şirket gayet açık net söylüyor. Yani garanti, geçiş garantileri sağlandıktan sonraki gelirin %30'u devlete kalacak diyor. %70'i çalışanlara kalacak. Yani şirket açısından durum ortada. Şirket zaten imzayı atmış, o hakkı kazanmış. Onun arkasında duruyor. Ben fiyatı belirlerken Amerika'daki enflasyona bakarım diyor. Ben attığım imzaya bakarım. Zaten bir kapasitesi var. Onun dışında araç da alamam. İndirim de yapamam. Çünkü ödemem gereken uluslararası krediler çok var diyor. Çok doğru. O peki vatandaş göre ne yapabilir? Yani bunu protesto dahi edemiyor. Edemiyorum yani. Çünkü vergiden alıyorsun ama biz burada... Ve nereden çıkıyor tabii? Bizim o 123 milyon, sizin hesabınıza 154 milyonluk gider. Bizden nasıl çıkıyor vatandaştan? Nereye yansıyor? Dedim ya, bu bizden alınan vergilerden, hazineden ödeneceğine örneğin, göre hazine nereden geliyor? Elektrik faturasına değil mi? Tabii elektriğine, suyuna, işte tüm dolaylı vergilerden dolayı tüketici. Hani bir tek esnafın vergisinden sağlanan bir hazinede gelir oluşmuyor. Sen burada çalışıyorsun, verginden kesiliyor. Elektrik faturası ödüyorsun, oradan kesinti var. Su faturası ödüyorsun, oradan telefonla şimdi bakıyorsunuz, telefondan kesilen vergiler var. Dolayısıyla büyük Türkiye'de toplanan verginin %70'ine yakını dolaylı vergi olarak tüketicinin sırttan alındığına göre hepimizi iyi tüketici olarak ilgilendiriyor. Çalışan esnaf kesimini çok daha az ilgilendiriyor. Bakın %30'luk dilim onlar. %70'lik bizim, yani belki rakamlar 3-5 oynayabilir ama ortalama olarak söylüyorum. O nedenle biz tüketiciler olarak geçmediğimiz köprünün, gitmediğimiz hastanenin, geçmediğimiz tünelin parasını ödemek istemiyoruz. Çok açık, net kamuoyuna mesajımız bu. Yetkililerden de bu sesimizin duyulmasını, yönetim erkinizin, devletimizin, devletin buna göre bir sistem organize etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Umarım tüketiciler olarak bizleri bu taleplerini dikkate alınır diye diyor. Çünkü evrensel tüketici haklarımız da bu, sosyal devlet, sosyal adalet ilkesi de bu. Bu anlamda dikkate alınması gerekiyor. Bakın daha ilginç bir şey var tüketiciler açısından. Köprüden geçtiniz Avrasya tünelinizden. Evet. OGS veya KGS kullanıyorsunuz. Aldınız 100 liralık ya da 200 liralık şey ama birkaç yeri geçtiniz. Kalem kağıdı alıp da kaç liralık geçtim diye not hesap edecek haliniz yok. Dolayısıyla bir uyarı yok orada. İşte önceden vardı, kartınızda bu kadar bakiye kaldı diye uyarıyordu. Ya da geçtiğinizde bakiyeniz az, ücret tahsil edilememiştir uyarıyor diyordu. Ya da kaçak geçtiniz deniyordu. Şimdi Avrasya'da ve üçüncü köprüde bu sistem yok. Dolayısıyla oradan geçiyorsunuz. Şeyde, eksenizde ya da OGS'nizde limit olduğunu düşünerek geçiyorsunuz ama olmuyor. Bu 15 gün içerisinde bunu her geçtiğinizde takip etmek zorundasınız. 15 gün içerisinde öderseniz normal ücret olarak ödüyorsunuz. 15'i geçtikten sonra 10 katı ceza. Bir de bu cezalı geçişler var yani. Evet. Yani ama burada geçişler. Sanki tuzak var. Tuzak var bir. Yani burada bir defa tüketicinin bilgilendirme hakkı var. Bu da evrensel haklardır. Değil mi? Gerekli yönlendirmeler, uyarılar şimdi yapılmalı. Bir bu. İki, buradan eğer bir kaçak geçiş yapılmış ise, tüketici yapmış ise buna bir bildirim gönderirsin. Yazılı bir bildirim gelir ki plakadan çok rahat okunduğuna göre, bu teknoloji bu kadar geliştiğine göre gerek telefon yoluyla da bir mesaj gidebilir, gerekse yazıyla da gider. Zaten usul de budur. Yani vergi sisteminde de budur. Yargı sisteminde de budur. Tebligat esastır. Sen bir kaçak keşişi karşı tarafa tebliğ edersin. 15 gün içerisinde ödemez ise o zaman cezai yaptırımını uygularsın. Ya da bunu bir vergi gibi düşünüyorsanız
O zaman gecikmesini alırsın. Ama 10 katı ceza nedir? Bunu anlamak mümkün mantığı değil gerçekten. Nedir? Yani evet. Bakın bu şeyde düzenliyorum. Karayolları Genel Müdürlüğü'nü teşkilattırma hakkında kanunda bir madde var. Çok ilginç bir madde. Böyle ararken bulduk. Karayollarının geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yapan araç sahiplerinden işletici şirket tarafından geçiş ücreti ödemeden giriş çıkış yaptığı mesafeye ait geçiş ücretiyle birlikte bu ücretin 10 katı tutarında ceza genel hükümlere göre tahsil edilir. Bakın Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yönetmeliğinde bu. Hı hı. Şimdi ücretin 10 katı fazlası olarak tahsil edilen cezanın çok ilginçtir. %60'ı tahsili izleyen ayı takip eden 7. günü hazineye geri aktarılır tahsil eden şirket tarafından. Şimdi Avrasya'yı işleten şirket tüketiciden kaçak geçiş yaptı. 15 gün içerisinde ödemedi. 10 katı ceza alacak. Düşünün ki 10 geçiş yaptınız. 16.60'dan 160. 160'ın 10 katı 1.660. Senden tahsil edecek. Bunun %60'ını devlete verecek. %40'ını kendine alacak. Yani hem geçiş ücretinden şirket kazanacak. Hem kazara vatandaşa bilgi vermeden ya da kredisi bitmesi ve bilgilenmemesinden dolayı yaptığı geçişten ceza olarak alacaksınız. Bu yargıda, işte yargı burada esasını baz alıyor vesaire. Hı hı hı. Bu anayasaya da aykırıdır. Genel hukuk ilkelerine de aykırı olduğunu düşünüyoruz. %60 tutar, çok ciddi bir tutar. Tabii. Pardon, 10 katı tutar, çok ciddi bir tutar. Yani burada bir kaçak geçiş var ise, bir ihlal söz konusuysa dediğimiz gibi bu karşı tarafa bilgilendirilmeli. Bakın bu konuda çok ciddi mağduriyetler var. Biz tüketici derneği olarak bu konuda çok ciddi rakamlar bize, başvurular bize geliyor. Hepsi de yargıya yönlendiriyoruz. Hı hı. Çünkü yargıyı daha çok ilgilendiren bir konu. Umarım önümüzdeki günlerde, çünkü bu 10 katı ceza Boğaz'dan geçişte vesaire oluyordu ama bu kadar ciddi rakamlara ulaşılmıyordu. Çünkü küçük rakamlardı. Ama Avrasya Tüneli'nde şimdi Avrasya rakam 19 liraya kadar üçüncü, çıktı. Evet. Tabii 3. köprüde köprü nedeniyle çok ciddi rakamlara geliyor. Vatandaşlar önümüzdeki günlerde daha ciddi rakamları içeren ödeme emirleri gelecek. Bakın şöyle bir kolaylık var. Burada yani bununla karşılaşmamaları için şu uyarıyı da yapmak lazım. Eğer Avrasya Tüneli'nden geçtiyseniz 15 gün içerisinde mutlaka Avrasya Tüneli web sayfasına girip kaçak geçiş yapıp yapmadığını tüketici kontrol etsin. Kredi kartıyla vesaire ödeyebiliyor. 15 gün içerisinde bir ceza işlem yapılmıyor. Böyle bir kolaylığı var ama bunu her tüketici internet kullanmasını bilmiyor. Her tüketici de bunu her geçtiğinde acaba cezalı mı geçtim diye oturup bir de kontrol yapacaksınız. Bunun bir tek hakkaniyet ölçüsünde uygulaması var. O da tüketiciye kaçak geçişinin bildirilmesi, 7 veya 15 günlük bir süre verilerek ödemenin yapılarak tüketicinin bu cezadan kurtulması yoludur. Hı hı. Esas olan sistem budur diye düşünüyoruz. Yani ben Avrasya Tüneli sitesinden kontrol edilebildiğini bilmiyordum. Bunu öğrendiğim iyi oldu ama örneğin ben de yaşıyorum. Kaçak geçiş şöyle şeyler var. Oluyor, plakanın okunamamasından dolayı adınıza ya da plakanıza kesilen cezalar, hatalı işte cezalı duruma düştüğünüz geçişler olabiliyor. Ben internet üzerinden kendim kontrol etmeye çalışıyorum her geçtikten sonra. Hı. Her kontrolde de zaten benim plakama yazmış geçmediğim halde hatalı cezalı geçişler var mı, benden kesilen bir şey var mı diye kontrol ediyorum ama herkes bunu yapmak ya da görmek zorunda değil. Mutlaka o uyarıların, gerekli uyarıların değil mi, geçiş esnasında, öncesinde ve sonrasında işte bakiyeniz az kaldı ya da işte bakiyeniz yeterli değil şeklinde bu uyarıların yapılması lazım. Yoksa bir tuzağa dönüşüyor aynı zamanda bu geçişler. Doğru mu? Çok çok tabii. Yani tabii orada eğer limit az ise 15 gün içerisinde yine OGSM veya HGS'ye dolum yaparsanız gene ücretsiz cezası alıyorsunuz ama arıza olabiliyor. Plaka tam okunamayabiliyor. Örneğin Anadolu'dan geldiniz. Oradan bilmeden geçtiniz. Çünkü geçiş anında alacağınız bir kart veya şey yok. Hı hı. E5'ten geldiniz, Bostancı Köprüsü'ne vurdunuz, gidiyorsunuz. Buradan yol açılmış, gittiniz. Bilmiyorsunuz Avrasya tren ücretli olduğunu. Yandınız. Evet. Bir de geri dönüşte geçtiniz. 10 katı size bir sene sonra geliyor.
eyvah diyorsunuz, saç başı oluyorsunuz. Dolayısıyla tabii yani 10 katı da yani para. Çok ciddi, ciddi para. Onun için burada bildirimin esas alınması gerekir. Bildirim yapıldıktan sonra bu cezai işlem yapılması gerekiyor. Vatandaş başka ne yapabilir peki? Yani bunu protesto dahi edemiyoruz dedik ama bu konuda ne yapılabilir? Yani kamuoyu oluşturun. Öncülüğünde... Yani biz bu konuda mümkün olduğu kadar kamuoyu oluşturmaya çalışıyoruz. Dilimizin döndüğünce yetkililere iletmeye çalışıyoruz, ulaşmaya çalışıyoruz. İşte yetkililerle yaptığımız toplantılarda. Burada tabii örgütlü olmak gerekiyor. Yani tüketici derneklerinde örgütlenmek lazım. Şimdi örgütlü toplum güçlü toplumdur. Hı hı. Eğer örgütlüyseniz sesinizi gür duyurursunuz. Sonuçta devlet de bir yani hükümet de seçimlerle iktidara gelen bir yönetim sistemi, hı hı, ülkemizde mevcut. Dolayısıyla sen güçlü toplum olarak bunu hükümete veya işte devlete hissettirirsen bu gücünü, ona karşı göre bir karşısına bir uygulama ya da bunların giderilmesi yönünde bir iyileştirme gelir diye düşünüyoruz. Hı hı. Yani örgütlü olmak, örgütlenmek diye düşündük. Tabii Türkiye'nin ya da hani tüketicinin tek sorunu bu da değil, değil mi? Yani şimdi Avrasya Tüneli'ne gelen zamla birlikte özellikle İstanbul'da yaşayanlar, tüneli kullananlar böyle bir dikkat buyurdu, kulak kabarttı ama toplumun tamamını ilgilendiren rakamlardan bahsediyoruz. Başka TÜKODER'in gündeminde, ajandasında gün itibariyle, zaman itibariyle neler var? Şimdi harçlara, vergilere bir sürü zam geldi yeni yılla birlikte. Şimdi zamlar hakikaten tüketicinin artık belini büküyor. Bakın, değil mi? Şimdi Türk için her ay açıkladığı, açlık sınırı ve yoksulluk sınırı var. Aralık sonu itibariyle 4 kişilik bir ailede 1608 lira demiş açlık sınırı. Asgari ücret. Evet. Ki altında. Yani 5238 de yoksulluk sınırı demiş. Şimdi bu ve Türkiye'nin yarıdan fazlası bu şeyin çalışanlar listesini oluşturuyor. Buralarda ne kadar zam yaptın çalışmaya yılbaşında belli oranımız. Peki zamlarla yılbaşında hemen 31'de yani siz %14 işte belli bir oranda şey yaptınız, asgari ücrete zam yaptınız. Hı hı. Diğer tarafta bütün vergilere %14.40 artış yaptınız. Cezalar dahil, damga vergileri dahil hepsini. Yani verdiğinizi bir defa vergilerle geri aldınız. Yani kepçeyle, kaşıkla verip kepçeyle geri alıyor. Dolayısıyla yoksul daha da yoksullaşıyor. Açlık sınırında olan daha da açlık sınırında aşağı doğru çekiliyor. Bu zamların gelir seviyesine göre yani Türk İş'in verdiği bu rakamların dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz. Ki vergilendirme de benzer şekilde. Tabii ki. Gelire tabii göre, ki. Toplumsal kesimlere göre evet. Düzenlenebilir. Dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bakın size bir, hı-hı, örnek vereyim. Buyurun. Buraya gelirken şimdi bir meclis üyesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bir önerge veriyor. Ne kadar İktaş'ta ve suda işte abonelerin saat kesildiğini, ilginç bir rakam. Buradan bunu da kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. 6.311.485 abonesi var İSKİ'nin. Evet. İstanbul'u söylüyor. Evet. 2017 yılında 580.201 konutun iş yeri veya iş yerinin su faturası ödemediği için kesilmiş. Yüz binlerce insanın hanenin 581.201 konutun iş yerinin, ki bunun çoğunluğu konut, suyu kesiliyor. Benzer şekilde doğalgaz değil mi? Bu %10. Geleceğim, evet, oradaki rakam. Bu nedir? 6 milyon abonemiz vardı. %10'una tekabül ediyor. Yani senin %10 abonen, %10'unun suyunu kesilmiş. Geliyorsunuz, bakın biz nerelerden bütçe oluşturuyoruz. Evet. Şimdi bir tüketicinin sırtında bir kambur olan bu açma kapama bedeli var. Artı her seferinde. Yani suyunu ödemedin ya da işte biraz önce söylediğim gibi tek kişi bir asgari ücretle, bir tek kişilik ailede bir kişi çalışıyor ise 1600 lirayla neyi ödesin? Ya bir ay suyunu ödeyecek, ödemeyecek, ya elektriğini ödemeyecek. Bir de çocuğu varsa okutuyorsa nasıl, değil mi? Yani, evet. Tabii pardon, kirasını mı ödeyecek? Rakam gerçekten çok büyük. %10. Suyu kesik yaşıyor insanlar. Kesilmiş. Kesilmiş. Tabii ki. Tabii. Ve aboneleri
borcu bu kesilen 4 milyar 938 milyon. Kesilen sulardan dolayı. Ve açma kapama çok ilginç, bakın size ilginç bir şey söylüyorum. Belediyenin gelirlerine bakın. Açma kapama bedeli olarak 580 bin konuda 6 milyar 636 milyon 903 TL açma kapama, açma kapama bedeli almış. Bu haksız bir kazançtır. Tüketicinin suyunu sağları kesiyorsun. Ödemesini alman için. Hadi 2 fatura 3 fatura ödemedi, kesiyorsun. Anladık. Ödedikten sonra? Ödedikten sonra bir de açma kapama bedeli alıyorsun. Bakın çok yakınımdaki bir kişinin başına gelen bir olayı anlatayım. Suyunu kesiyorlar vatandaşın. Tam o kapatmadıkları için tıpayı, çok az bir sızıntı, vatandaş da burada değil tatilde, lavabosu açık olduğundan dolayı açık olmuş ya da bir arızadan dolayı su sızmış gitmiş içeriden. Geliyor vatandaş, bir ayda 900 lira fatura. Su faturası. Gidiyor, itiraz ediyor ama diyor saatin dönmüş. Ya kardeşim saati kesmişsin, tıpa var üzerinde. Senin de kesik gözükmüyor mu? Evet kesik gözüküyor. Buna rağmen? İkinci kez geldin okudun. Yine kesik mi? Evet yine kesik. Ama kullanmışsın diyor. İkinci kez de kesme bağlama parası alıyor. Yani kesik olan bir saate iki kez kesme bağlama ücreti alan bir belediyemiz var ne yazık ki. Bu da Bağcılar'da yaşandı. Bağcılar evet. Belediyesi'nde. Burada ismini de vereyim. Bu su. 6 milyar 636 aha. milyon tüketicinin sırtından bence haksız bir kazanç bu, açma kapama bedeli. Burada yetkilileri seslenmek istiyorum. Bunu düzeltilmesi lazım. Bu tüketiciye çok büyük büyük. Gelelim İktaş'a. Değil mi? Doğalgaz kısmı. Tabii ki doğalgaza. Özellikle içinde kış ayındayız. 493.219 konut faturaları ödenemediğinden dolayı gazı kesiliyor. 493.000. Bunun da abone sayımız 6.239.000. İlk taşın abone sayısı da 6 milyon. Yani bu da %10'a, %9'a bir tekabül eden bir rakam. Toplam 147 milyon fatura ödenememiş. Zamanında ödenememiş. Ve burada da ne alınmış biliyor musunuz? 13 milyon liralık gaz açma kapama bedeli alınmış. Bakın 147 milyon fatura zamanında ödenemiyor. 13 milyon açma kapama bedeli alıyorsunuz. Yani bir evi düşünün. 13, 6 milyon doğru da 19, 20 milyon 2017'de İSKİ ve İKTAŞ'ta tüketicinin sırtından açma kapama bedeli alınmış. Ekstra. Bunun yasal olmadığını düşünüyoruz. Burada bir hizmet var. Bazı yargılar haklı olduğunu söylüyor. Bazısı reddediyor vesaire ama bunun için bir yasal düzenleme gerekiyor. Biliyorsunuz çok biriktiği zaman kendi lehlerine bir yasa bir şekilde çıkıyor. Elektrik kayıp kaçakta olduğu için gibi. Mecliste biz hırsızlanmak yoluyla çalınan elektriğin parasını dürüst tüketici ödemesin dedik. Bas bas bağırdık. Yargı bu yönde karar verdi. Sonra bir yasa getirdiler meclise. Yasal hale getirdiler gitti. Şimdi burada eğer biz tüketiciler olarak örgütlü olursak bu açma kapama bedeline karşı mücadele etmeliyiz. Şikayetler yağdırmalıyız. Dilekçeler göndermeliyiz. Ben zaten ödemediğim suyun bedelini gecikme faiziyle birlikte ödüyorum. Yani bir bedel ödüyorum. Artık keserek zaten cezalandırıyorsun. Artık keserek bana zaten çok ciddi bir bedel ödüyorsun. Keserken kesme ve açma bedeli olarak benden neyin bedelini alıyorsun? Ben de oraya hizmet götürüyorum. At geliyor. Bunlar çünkü hepsi taşeron. Kendi memurları değil taşeron firmayla anlaşıyorlar. Okuma da öyledir sayaç okuma. Evet, evet. Sayaç okuma bedeli alıyorlar. Diğer tarafta bakın su bedeli. Su bedeli hani İstanbul'da en pahalı suyu ödüyoruz. 2017 yılında 6 lira 15 liraydı. Şimdi başta bakın yıl ortasında 6.52 oldu. Yıl sonunda 6.55 oldu. Şimdi gene yükseldi galiba Şubat'ta. Yükselecek ya da. Bu kadar suyu zaten suyu pahalı veriyorsun. Suyu pahalı veriyorsun. Vatandaş yüksek fatura zaten işte vergilerle evet. daha da artacak. Doğru, şimdi doğru. Örneğin Avrasya Tüneli'ne gelen zamla daha da artacak. Evet, o faturayı evet. ödeyemiyor. Hı hı. Ödeyemediği için suyu kesiliyor. Hadi onu işte sağlıktan, temizlikten, hijyenden uzak birkaç aya belki mahkum ediyorsun. Borcun harcını faizle ödeyip kapattığında bir de üzerine açma kapama bedeli deyip bir bedelle bindiriyorsun. Bunların anayasaya, hukuka aykırı olduğunu düşünüyoruz. Evrensel tüketici haklarına aykırı olduğunu düşünüyoruz.
biraz önce ifade ettiğim gibi temel ihtiyaçların karşılanma hakkı vardır. Bir su bedelini kesmek temel ihtiyaçlarını kapatıyorsun. Ha burada tabii ki bilinçli olarak bunu yapan insanlar vardır mutlaka iyi niyeti suistimal eden. Onları için bir şey demiyorum ama burada iyi niyetli davranan tüketicileri açma kapama bedeli. Bu elektrikte de var. Elektrik rakamlarını vermiyorum. Belki bu kadar, belki bundan daha fazla elektrikte de aynı şekilde aboneler şu anda saati kesilmiş durumda. Evet. Açma kapama bedeli de onlarda var. Tabii, tabii. Yani şu rakamı 3'e çarptığınız zaman 6 milyon 3, 6, 18, 20 milyon küsür açma kapama bedeli 25 milyon çok ciddi bir rakam. Tüketicinin sırtına biniyor. Ve bu sadece İstanbul için verilen rakam. Maalesef. Yani burada yetkililerin bu konuya bir an önce el atmasını talep ediyoruz. Olan tüketici adına. Oluyor, vatandaşı evet. oluyor. Tabii evet. en temeli sonuçta iş kamudan değil mi? Halkçı devletten, sosyal devletten sosyal uzaklaşmakla devlet. Alakalı. Evet. Bundan uzaklaşınca sermayenin, kapitalin kuralları, kaideleri ya da onun koyduğu şartlar değil mi? Belirlediği kurallar esas oluyor. Çok doğru tabii. Yani sosyal devlet... Rakamlar öyle belirleniyor. Doğru. Enflasyon hesabında bile ta Amerika'nın enflasyonu baz alınabiliyor. Bu da çok enteresan yani. Yani şimdi şeyde geçiş ücreti ayarlıyorsun. Amerika'daki enflasyonu baz alıyorsun. Böyle bir yaklaşım türünü ben görmedim. Yani başka ülkelerde var mı bilmiyorum ama maalesef ülkemizde buna benzer bir sistem uygulanıyor. Tüketicinin örgütlü olması lazım. TÜKODER'ler bu anlamda yıllardır hizmet veriyor. Biz 28 yıldır bu alanda mücadele veriyoruz. Bakın Türkiye'de ilk köprü zamlarını iptal ettiren derneğiz. Evet. Ama şimdi dava açıyoruz maalesef reddediliyor. Tabii yargı bağımsızlığı ne derece Türkiye'de tartışılabilir bir konu. Ama bu alandaki mücadelemizi bağımsız bir kuruluş olarak yani ne siyasi partilerden ne ticari kuruluşlardan destek veya arka başçısı olmadan sadece üyelerinin ve yöneticilerinin katkılarıyla birlikte tüketici bilincinin gelişmesi için, tüketicilerin örgütlenmesi için, tüketici haklarının yaygınlaştırılması için mücadele veren bir derneğiz. Onun için tüketicileri burada, tüketici derneklerinde ve TÜKODER'de örgütlenmeye davet ediyoruz. Ne kadar örgütlü olursak sesimizi o kadar gür duyuyoruz. Çünkü sesin çıkmadıkça, derdini anlatmadıkça derman bulamazsın. Ki o kadar sorunlarımız var ki, tutun bakın yeterli beslenemiyoruz. GDO'lu geçenlerde 2 tane yeme daha izin verildi. GDO'lu yemlere. Yani sağlığımız ciddi tehlike altında. Tarımımız ortada. Yani konuşulacak o kadar çok şey var ki. Hani bir şey tabir vardır. Bir dokun bina işit. Bizde tüketici derneklerinde de öyle. Bir dokun bina işit. Değil mi? Hep ahlarla bahlarla işit. Evet yani. O yüzden... Ama örgütlü olmuş. Biz mümkün olduğu kadar tüketicilerin bu sıkıntılarını, bu dertlerini dile getirmeye çalışıyoruz. Tüketici istismarlarını mümkün olduğu kadar üzerine gitmeye çalışıyoruz. Ama burada tüketicinin de kendi haklarını bilmesi gerekiyor. Bunun yolu da tüketici derneklerinden geçiyor ki buralarda verilen eğitim çalışmalarında var, konferanslar var. Gelin haklarınızı öğrenin ki bilinçli bir tüketici olun. Tüketimden gelen gücünüzü kullanın. Ama tabii geçiş karantinli yerde kullanırsanız dönüp gene sizden gidiyor. Ve örgütlü olalım diyoruz. Peki. Sayın Koçak çok teşekkür ediyorum. TÜKODER Genel Başkanı aynı zamanda federasyonunuz da evet, var. Evet, TÜDEF Tüketici Dernekleri Federasyonu, TÜDEF kısa adı Türkiye'de ilk kurulan federasyondur ve bileşenlerin Türkiye'de en fazla üyesi olan dernekler bir araya gelerek bu federasyonu oluşturdu. Bunun da genel başkan yardımcısıyım aynı zamanda. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Koçal. Katılıp katkıda bulundunuz. Tabii dediğiniz gibi bir dokunup bin ah istiyoruz. Birçok konu var. Evet. Ama vah vah dememek için ahlara karşısına değil mi? Bilinçli olmak lazım, örgütlü olmak lazım. TÜKODER'e kulak vermek lazım. Üye olmak çok lazım doğru. Hatta. Evet. Sayın Koçal çok sağ olun. Katılıp katkıda bulundunuz. Burada tabii programın sonuna geldik herhalde. Dünkü gelişen özel halk otobüsünün kazadan dolayı vefat eden 3 vatandaşımıza ailelerine sabırlar diliyoruz. Kendilerine de rahmet diliyoruz. Burada da bir tüketici sorunu var bakın.
vaktimiz var bilmiyorum. Çok kısa buyurun, söyleyeyim. Bir halk otobüsü düşünün ki bu üçüncü kaza olduğu söyleniyor ve aynı sistemle olduğu söyleniyor. Burada bir ya imalat hatası var, yani ayıplı bir mal, ürün var. Bu zamana kadar bu neden denetlenmedi ve üç halk otobüsü aynı firmadan...